Günlerden çarşamba ve Zuhal Topal'la Yemekteyiz başlıyor. Lezzet ve rekabet dolu yarışmamıza kaldığımız yerden devam etmek için vakit kaybetmeden Zuhal Topal'ın yanına gidiyoruz. Haftanın ortasında Beykoz'dayız. Kocaeli'nden gelen kuaförümüz Gülay için startı veriyoruz ve kapısı... Bu kolay giyilen bir şey mi? Evet. Çok hoşuma gidiyor bu etekler ama ben de istiyorum. Böyle oynayamıyorum pantolonla ya. Ben giysem olmaz mı? Çıkar hadi giyin pantolon üstünden. Ver bir tanesini. Ver. Çok güzel. Merhaba anne baba galiba Gülay kaşıklar. Köçeklerin özel kıyafetleri ve danslarıyla karşılanan sunucumuz rengarenk kıyafetleri denemek istiyor. Dur alttan geçeyim. Tutun beni. Ay ben bu kıyafetler oldum olsun çok severim ya. Heh, ver bakalım. Onlarsız oynadın mı oğlum ya? Dur, şeyi. Ha, iyisin ha. Yerinde olmak isteyen o kadar çok insan var. İsmin ne? Abdullah. Abdullah Bey. Şu an yerinizde olmak isteyen çok insan var Abdullah Bey. Aa zilleri var yani doğru. Hadi. One, two, three. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Köçeklerimize kocaman bir alkış. Harikasınız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim hediyen için. Abdullah seni hiç unutmayacağım. Seni hiç unutmayacağım Abdullah. Sağ ol hediyen için. Hadi gelin gidelim eve. Hadi buyurun içeriye gidelim. Enerji. Merhabalar. Ben Gülay Kurt. 1987 doğumluyum. Evliyim, bir kız çocuğu annesiyim, 17 yıllık kuaförüm, 5 yıldır kendi salonumu işletiyorum. 10 yıl boyunca halk eğitim merkezlerinde kuaför öğretmenliği yaptım. 2 yıl cezaevindeki mahkum kadınlara eğitim verdim. 1 yıl rehabilitasyon merkezlerinde, 1 yıl da çocuk esirgemedeki kız çocuklarına eğitim verdim. Dünyada yapılmamış birçok ilke imza attım. Havada bisiklette giderken makyaj yaptım. Su altında gelinbaşı taradım. Hayal ettiğim birçok makyajı da ekstrem bir şekilde yapmaya devam edeceğim. Gülay çok çılgın birisi. İşte ben de biraz dengeliyorum onu çılgın olmayaraktan. Benim bir takıntım var. Beni tanıyanların birçoğu bilir. 7 sayısına takıntım var. Dünya 7 günde kurulmuş. Masada 7 kişi olacağız. Zuhal Hanım'la 6'yız. Maketim de gelecek, 7 olacağız.
Bugün yarışmacılar çok üstüme gelebilir ama ben şikayet bölümüyle değil, şükür bölümüyle ilgileniyorum. Yani bugün yarışmacılar Gülen'in üstüne giderse yani içinden bir canavar çıkabilir. Yani 15 yılda bir iki kere yaşamıştım bunlar. Herkesi şaşırtacağım. Beni çok süslü buluyorlar ama benim daha diğer yüzümü görmediler. Mutfakta harikalar yaratacağım. 15 bin benim olacak. Evet, muhteşem bir açılıştan sonra koltuklardayız. Ay çok güzeldi değil mi? Her yerlerimizde çok güzeldi. Evet, siz de çok güzel oynadınız. Ay, harikaydınız. Ben bilmiyorum nasıl oynadım valla. Çekti arkadaşı, ben çok de yayında güzel, izleyeceğim artık. Güzel. Ay çok keyifliydi. Anne baba selam. Evet, hoş geldin. Ablacığım nasılsın, iyi misin? İyiyim Allah'a şükür. İsmin neydi? İsmim Kezban. Kezban Hanım, evet. Babamız? Ramazan. Ramazan abi hoş geldin. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş bulduk. Kocaeli'nden geldiniz. Evet, evet. Kocaeli'de evet. Kucak dostu Kocaeli. Sevgilerimizi gönderip. Siz nerede yaşıyorsunuz Kocaeli'de? Biz Kocaeli'de Kuruçeşme'de yaşıyoruz. Kuruçeşme'de? Evet. Köy değil mi orası, ben biliyorum sanki. Kuruçeşme. İzmit. Evet, Hatipköy'e yakın. Hatipköy. Evet. Hatipköy'e yakın değil mi? Tamam, evet, gelmiştim evet. Oradan. Gene geliriz belki. Ya, inşallah ben bekleriz. Annemin taş fırını var. Samun ekmek evet. Yapıyor, bahçemiz falan. Evet, yapıyorum. Gene size köy somunu falan yapsın. Öyle bir teke somunla ekmekle kurtaramazsın. Gelin. Aslında bunun karışması değil, benim bu yemeğe karışmam lazımdı. Yarışma. Evet. Evet. Ay, ne işler Gülay'ın? Baklavalar, dolmalar, börekler. Ay kendimden geçtim bir an. Bir dakika ya. Anne benim yerimde gözüm mü var? Gülay da yapıyor mu güzel yemeği? Gülay yapıyor mu? Yapmaz. Niye karıştı bilmiyorum ben. Bu niye ben buraya yapmam? Niye karıştı? Bir dakika ya. Sen niye karıştın? Ne oldu, bir şeyler karıştı? Bir dakika. Bir dakika, baba beni savunur musun? Ramazan abi sen aşçısın değil mi? Ya ben aşçıyım da bizimki hırsidir yani. Öğretemeden bu. Hırsi mi? Çok hırslar yani diyor. Ailede bu hırsi, ben de birazcık bundan tırsi. Peki şu an yapıyor musun bir yerde aşçılık? Yok, şu anda emekliyim. Ne kadar yaptın? Kaç yıl yaptın? 10 yıl yaptım. 10 yıl. Ne yaptın? Sulu yemek, ya, kuru yemek. Aşçı diye evlendim. Evet. Çöpçü çıktı. Ne yapayım ben? Aşçı diye evlendim. Anne bari nasıl burada tartışmayın. Yapma bir şey gözünüzü. Yapma bir şey söyleyeyim. Tartışıyorlar. Bir de babam emekli evet. Olduğundan beri annem oturup bütün gün televizyon izliyor. Telefonla falan oynuyor. Duymasın da babam bütün yemekleri duymaz yapıyor. Duymaz hocam. Nereden duyacaklar? Duymadı değil mi? Duymasın dedik. Değişik aile ya. Kız dibinde Kezban abla. Efendim asıl canım. Diyorsun ben yaparım yemek. Gülen yapmaz mı? Bu niye geldi karışmış yani gelmiş buraya? Niye geldin Gülen? Niye geldin? Bir dakika kendisi. Dur gezer. Ah, evde iş yapmaz. Günah. Evde iş yapmaz. Camlarını ben silerim. Temizliğini ay, ben yaparım. Ay annen gömdü seni 2 dakikada. Benim yerimde gözü var. Benim gibi olmak yemeklerini istiyor. Kim yapıyor peki? Yemek dışarıdan kaynanası yapıyor. Aa başıma gelen. Ay, dışarıdan yemek söylüyor. Yok bizde. Ay ne zaman doyacak benim karnım ya. Ama iki haftadır yemek yiyemiyor. 2 gündür ben de aç kalkıyorum ama bugün aç kalkmayacağım. Doğru mu duyduklarım? Hayır bugün yapacağım. Hepsini ne denedim. Demek bugün yani daha evvel bugün yapmadım. Bugün deneyeceğim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol üzerimizde deneyeceğin için. Ama Zuhal bir haftadır Zuhal Hanım bir haftadır salonumda. Ön tarafa gidiyorum gelin başı tarıyorum. İş yerimin mutfağına gidiyorum. İşte çorbayı kaç dakikada dükkanda, yaparım onu dükkanda. Salonda. Evet. Ön tarafa gidiyorum röfle paketlerim. Arka tarafa şey gidiyorum börek sarıyorum. Ne oldu? Onlarla birlikte oturduk yedik. Tadına bakın dedim. Aa, bir test ettirdim. Kaç dakikada yaptım bir şey yapamadım. Bir şey söyleyeceğim dürüst cevap ver. Sen yemek yapıyor musun yapmıyor musun normalde? Vaktim olmadığı için yapamıyorum. Eyvah yandık. Aa, niye katıldın yemek yarışmasına? Belki yapabilirim diye. Ama kendime güveniyorum. Belki yapabilirim. Bak bu da güzel. Yani, belki yapabilir. Yapabilirim. Sormaya korkuyorum ama bir menüsü vardır değil mi Kezban anne? Vardır. O kadar da değil. Kötü bir şey çıkacak. O kadar da değil. Biraz da benden almıştır. Almıştır. Biraz babadan biraz, anneden baba, biraz. Evet. Ortaya karışıktı. Bakayım ne yap. Elindeki ne? Ya böyle aklımda menüyü çok tutamıyorum da Zuhal Hanım. Ne yapacağım? Ben tutamıyorum. Ne yemek yapacağım? Yapacaklarımı her şeyi... Abdullah'ımı çağırın beni. Ben onunla oynamak istiyorum. Abdullah! Nerede Abdullah? Ay gelsin de siz hocam gelmeden yapalım. Önce Abdullah Bey de sordu. Menüde ne var? Dedim ki hatırlayamıyorum kağıdı. O da mı sordu? Sordu. Dedi ki hemşerim. Bomba bir gün. Hemşerim. Neler yaşayacağız? Hemşerim dedim. Menüde ne var? Ben de dedim ki şu an hatırlayamıyorum. Yani çok inanın güzel. Heyecanlar çok değil. Güzel. Çok keyifliyim şu an. Ama tamam. Küçük notlar alabilirim yani evet. Değil mi? Bugün 23 Nisan. Neşe doluyor insan.
Bakalım İlay Ütçe'den İlay arkadaşımız bizlere neler hazırlamış. İlay sendeyiz. Bugün size çok güzel bir yayla çorbası yapacağım. Yayla, ooo. Bugün hiç kimyasal bir şey koymayacağız. Çok güzel. Ara yemek olarak onlara bir sürpriz börek yapacağım. Söylemek istemiyorum. Sana mı sürpriz, bize mi sürpriz? Hayır, hepimize sürpriz değil. Ben daha önce börek sarabildim, onu biliyorum ya. Bravo. Gayet hazır iddialıyım. Hazır yufka değil mi? Evet, hazır yufka. O kadar vaktim yok ya. Yoksa ben yufka açarım ya. Vaktim yok Zuhal Hanım. Tabii, tabii. Ama ben her gün salonumda röfle böreği sarıyorum zaten. Biliyorsunuz paketleri ön tarafta sarıyorum. Tabii, o da balyaj paketlemek daha zor. Önemli. Doğru, doğru. Ana yemeğim de köri soslu tavuk ve mozzarella peynirli makarna. Yani tavuk normalde, ve makarna. Evet. Bu da Gülay'ın dünyası. Ramazan abi, yakıştı mı senin gibi aşçının kızına bu menü? Tavuğu kes. Bula sosa, yanına da bir makarna haşla. Sana söylemedim Allah aşkına menüsünü. Menüsü güzel iş ya. Bak. Kızı bomba baba ondan bomba. Doğru, sizde hırsi değil mi bu? Salata nedir? Salatamızda yeşillik salata. Çok iddialı. Evet, yeşillik salata. Evet. Ya her gün de böyle keratin salata falan yapıyorum ön tarafta. Çok güzel. Tatlı olarak da size en güzel yaptığım tatlıyı yapacağım. Çilekli magnolia. Aa, bak bu çok zor işte. Bu çilekli magnolia'yı herkes yapamaz arkadaşlar. Ama ben bir yaparım. Lira yapar güzel kızım. Ben 7,5 yaşında bir de Gülay. Gerçekten de bugün lezzete doyamayacaksınız. Tamam. İyi, hadi iyi alışverişler. O zaman ben gidiyorum. Hadi git, işin çok zor çünkü. Git esirgemiyoruz da hemen ondan. Gideyim. Efendim? Gaz gelecek yerden tavuğu esirgemiyoruz da ondan tavuk. 2,5 saatte yayla çorbasıyla. Gerçekten ben beklemezdim. Yayla çorbası hiç beklemezdim. Bir de makarna. Ana yemek makarna. Oha. Yani kusura bakmasın. Çok kötü. Çok kötü bir seçenekler. Yani ben menü olarak kesinlikle ben bunu kabul etmiyorum. Bu menüyü başta kabul etmiyorum. Kesinlikle bu menüyle kazanma amaçlanmamış. Burada tamamen ben kendisini tanıtmak için geldiğine inanıyorum bunun. Tamamen reklam amaçlı yani. Gelmiş, evet bir yemek yaptı, doğru yemek yapıyor, bir menü çıkartıyor. Ama bu menü birincilik menüsü ve yarışmada gerçekten ben yemek yapabiliyorum menüsü değil. Gülay'cığım, gerçekten dün çok atıp tuttun. İşte biz Bolulu'yuz, babam Bolulu. Yok, benim babam ustadır yıllarca. Önümüze adam gibi bir yemek çıkaracaksın yani. Bu nedir yani, bu çocuk menüsü gibi yapmışsın bize yani. Gerçekten kınıyorum seni. Memnun musun damattan? Memnun. Sen mi tanıştırdın? Görücü usulü dedi çünkü. Kız, kız kardeşimin komşusuydu. Dedi, abla dedi, kızı dedi istiyorlar dedi. Gözlerdi ne güzel. Ben de dedim gelsin ne bakalım dedim. Edemedin mi daha yaşı görücü, küçük? Daha 18 görücü yaşında. Görücü usulü geldiler. O da elektrik aldın mı kızım dedim, aldım dedi. Verdim elektrik aldım. Sormuş. Elektrik evet. Aldın mı? Elektrik aldın mı almış, dedi. Almış, evet. Evet, aldı. İyi çıktı mı damat? Tamam, iyi çıktı. He, iyi, iyi. Bakıyor mu kızına? İyi çıktı. Buna da söylemedim ha. Tam iş hiç olana kadar böyle, söylemedim. Böyle, ağlandırmadı Zuhal Hanım. Bana dedi ki bizim tencere yuvarlanmış dedi, kapağını bulmuş dedi. Ha? Aynen böyle anlattı bana. Senin ne zaman haberin oldu Ramazan abi? Söylemedim ilk yekten diyor. Tüm işleri bağlamışlar, ondan sonra böyle anlattı bana bu. Senin en son haberin oldu. En son babalar diyor, haber oldu bana. Aynen öyle, sende de öyle olmuş. Gülay nereye? Doğruca markete gidiyoruz. Koş hadi koş. Memnunsun damattan. Şu anda memnunum. Şu anda memnunsun ama birazdan neler olacak bilmiyoruz. Bunu Allah bilir artık. Kaç çocuk var? Benim iki çocuk var. Kesme abla, senin kaç çocuk var? Benim iki diyor ya. Bunu iki. Bizim iki, de. İki de benim. Bir oğlum ne kızım. Ay vallahi bayılacağım. Benim iki çocuk İki de benim var. Kezban abladan iki de senin etti mi dört? İki de benim var diyor. Ya biz ayrı ayrı sayıyoruz. Şimdi biz okuldan ayrı mı sayıyorsunuz? İlkokulu 3'e kadar okuyabildik ikimiz de. Kıyamam. Hayır, şimdi ortak çocukla değil mi? Yani önce bir evliliğiniz falan yok herhalde. Yok, yok. Yok, tamam, yok. Yani iki tane çocuğunuz var. Vallahi şimdi evet. Gülay'la beraber iki mi ayrı? Yani Gülay'dan başka iki çocuğunuz daha yok, var. Yok yok, Gülay'la beraber bir oğlum bir kızım bir var. Oğlan nerede? Oğlum da şeyde, Kocaeli'de. O da Kocaeli'de, o da evet. Evli mi? Evli, iki tane çocuğu var onun. İki ondan, bir de Güler'den üç evet, tane torun. Evet, Allah üç tane. Sağlık versin hepsine. Torunlarıma baktım, büyüttüm, Gülay'a yakına da, onlara da bakıyorum. Gülay dur bir saniye. Lütfen buraya gelir misin? Sanki maraton koşan bir sporcu gibi görünüyorsun. Haftada iki gün pilates yaptığım için sporcu ve atletik bir vücudum var ve markette de çok koşacağız. Umarım benim enerjime yetişebilirsin dış ses. Dövmende ne yazıyor? Bırak düşlerim özgür kalsın. Bu arada kendini göstermeye çalışırken zamanında geçiyor. Aa,
Hemen kasap reyonuna gidiyorum. Kasap bu tarafta ama. Bu tarafta mı? Kafamı karıştırıyorsun. 500 gram jülyen doğranmış tavuk göğsü istiyorum. Et siparişlerini veren yarışmacımız reyonlara doğru ilerliyor. Allah beni gelişi güzel değil, gülüşü güzel yaratmış ya. Bugün masada çok güleceğiz. Hadi bakalım. O zaman bir dakika süt reyonuna gidelim ya. Kararsızlık içindeki yarışmacımız bakalım alışverişi eksiksiz tamamlayabilecek mi? Ya sütler öbür tarafta mı? Daha önce markete gitmedin mi? Ya bizim marketi genelde hep eşim yapıyor da. Kaşarlar da burada. Bir dakika, mozzarella peyniri almamız lazım ama ilk defa tanışıyorum şu an kendisiyle. Yoksa menünü başka biri mi seçtin? Ya ben seçtim ama böyle şekilli olsun istedim. Bak, rendelenmiş hazır mozzarella var. Aa süper. İşte bu. Yarışmacımız market çalışanlarından da yardım alarak listesini tamamlamaya çalışıyor. Eyvah, Gülay araba gidiyor. Sırada ne var? Yufkalar nerede? Süt bulamadım. Hala süt bulamadım beyefendi, süt. Lor peynirini de alan yarışmacımız şimdi de baharatlarını seçiyor. Sıvı yağ ve zeytinyağı alma. O makarna. Bir saniye, hemen alacağım. Şekilli bir makarna seçeyim. Ya bence bunlara çok şekilliye de gerek yok ya. Onlar yemese de olur. Neyse, koyayım bari şuraya. Makarnayı neli yapacaksın? Makarna köri soslu. Hayır, mozzarella peynir. Pirinç almamız lazım. Bak, pirinçler de burada. Toz şeker. Bebe bisküvisi. Vallahi burada. Ben ballı bir kadınım, ballı. Bugün bütün pozitif enerjiyi çekmişim. Un nerede? Çok ballısın. Un da burada. Seviyorum seni. I love you vanilya. Kesin vanilya da buradadır. Huhuu. Enerjin ne burada? Okus pokus. Gülay, yoksa bu reyonu önceden sen mi ayarladın? Bu market bizim mahallenin marketi dermişim. Bir dakika, nişasta lazım bana. Hanımefendi, nişasta nerede kullanılır? Yalnız bir şey soracağım. Tatlıya koyacağım. Buğday mı almam lazım, mısır mı almam market lazım? Tamam, bunu alayım daha iyi. Çikolata sos. Allah'ım, sana geliyorum. Bu reyonda her şey varmış. Artık market diye buraya gelelim. Allah'ım, çok memnunum. Canısı benim. Aa, canısı. Ha, evet. Gerçekten mi? Evet, canısı. Öyle mi diyorsun? Evet. O sana ne diyor? Sen ne diyorsun Ramazan abi Kezban? Ben sadece türkü söyleyiveriyorum ona. Aa, bir tane söylesene. Yıllar eskidi, aylar eskidi. Sen benim gönlümde eskimedin Kerimam. Kezban değil mi ismi? Kerman kim? Ne yaptın Ramazan? Değiştirmeyeydin iyi. Duvarcığım erdin. Öleceğim. Şimdi öleceğim. Bayılır. Ne güzel dedim bak, yıllar eskidi. Sen eskimedin Kerimam. Keriman kim? Benden benden başkasın mı gönlünde yoksa? Yoksa eski ilk aşkı mı Keriman köyden? Eskileri attık alan, tamam sen. Bir şey söyleyeyim mi? Bu Gülay'ın da yemek memek yapacağı yok. Biz oturun güzel muhabbet ediyoruz ya. Gülay Hanım'dan sürpriz beklesem de menüyü gördükten sonra pek hani o sürprizden de bir şey olacağını düşünmüyorum. Yani yapsa ancak kalkar herhalde, boy gösterir ya da göbek atar. Yani sürpriz o olur. Başka bir şey olmaz diye düşünüyorum. Masa düzeni yapamayabilir ama kendince böyle bir renkli bir şey yapmaya çalışacak. Bu menü senelerdir öğrencilerin çok aç kaldığında hızlıca yapıp cebinde çok fazla bir maliyet harcamadan kullandığı bir menü. Bu modern bir menü değil. Gülay, rakiplerin bu kadar tırt menü görmedik diyorlarmış. Buna ne diyorsun? Buna ne diyorum? Zaten iki gündür aç kalkıyorum ben o masada. En azından bugün hazır da olsa bir şeyler yesinler. Hazır da olsa mı? Zaten makarna için fiyasko diyorlar. Hayatlarında mozzarella peynirli makarna yemişler mi acaba? Yemeklerin basit değil mi? Hayır, basit değil. 7 takıntılı yarışmacımız sodayı aldıktan sonra listesini kontrol ediyor. Bir tek vişne suyu almamış. Limon almadı. Eyvah, limon. Limon. 7 tane limon. Koş Gülay, koş. 7 tane limon olur. Mahmut abi, yarışmacımız biraz panik değil mi? Hayır, hiç panik değilim. Yok, gayet iyi. Enerjik girdim değil mi marketinize? Bol enerji. Benden sonra burada bir bereket olacak abi. İnşallah. Gittiğin yere böyle ayaklarımı sürüye geliyorum ben. Mahmut Bey, bugün yine pozitif başladınız mı? Aynen. Tamam, o zaman onu bir bırakalım. Bırakalım. Gözlerimizi kapatalım. Evet. Tamam mı? Şimdi evrene pozitif şeyler göndereceğiz. Tamam mı? Bugün tekrar edin. Bugün. Bugün. Aurama.
O Roma. Sadece. Sadece. Gözlerini kapat abicim. Sevgi ve ışık girebilir. Sevgi? Sevgi ve ışık. Sevgi ve ışık girebilir. Sadece. Sadece. Sevgi ve ışık çıkabilir. Sevgi ve ışık çıkabilir. Şimdi ellerimizi şöyle bir açalım evrene. Derin bir nefes al ver abicim. Nasıl hissediyorsun? Gayet iyi. Ramazan abi çok tatlısın. Yok, Allah ömür bazen, versin. Bazen bu bana kızar, sinirleniyor. Bu Kerimhan'ı söyler. Devam. Şey yapmadım. Ben söyler, Erdi söyler. Bu Kerimhan'da bir şey var Kezban var, abla. Var bir şey. Bunu sen bir araştır. Var bunun gönlünde bir şey var. Kayınvaliden hayatta mı? Yok yok gitti. Allah rahmet eylesin. Bakamadı gönderdi öbür tarafa. Ya o niye göndersin? Allah'ın takdiri bakamadı, mukadderat. Bakamadı, bakamadı. Hadi mutfağa gidelim. Ha şimdi gidelim, tamam. Evet. Ya. Ramazan abi geliyor musun? Ben oturuyorum size, buyurun mutfağa. Sen bir şu Kerimhan'ı ben bir soracaktım ama sorun, neyse. Sorun, eski sevgilim olabilir. Kezban abla duymadın eski sevgilim diyor. Gel. Duymadın. Eski sevgilim diyor. Sevgilin mi var? Duymadın. Sevgilin mi var? Ben eve gidince ne yapacağım tabii? Ya. Kıtır kıtır ben yersin. Ben saracağım kıtır kıtır gelmişim. Taş fırına atın evet. Ramazan abi. Evet. Yandın sen Ramazan yandım abi. Yandım. Kerimhan kim? Ben sana ne yapacağım biliyor musun? Gel Kezban ya. Abla bırak Allah aşkına ya. Gel de gel, Kerimhan gel. Yapsın sana hadi, baklava börek. Gel de Kerimhan yapsın bundan sonra. Tatlıyı yetiştiremezsem onlara dondurma mı alsam acaba ya? Ve nihayet kasaya da geldik. Geldim. Merhaba Kübra'cığım. Bu sürpriz böreği mi? Nevin abla sen kaç yıllık evlisin? Hazır. Peki yarışmacımızın hazır börek almasına ne diyorsun? Ama yetiştiremem. Ama ben çalışıyorum, siz de çalışıyorsunuz. Eve gidip nasıl yetiştireceksiniz? Katılmasaydınız. Yetiştiremeyeceğim için mi katılmasaydım? O zaman beni izleyin. İzleyin ama beni. Evet dakika olduğu için yetiştiremem. 2,5 saatte 5 çeşit yapmam lazım. Evet. Kübra sen yapabilir misin Kübra? Aldığı ürünleri kasadan geçiren Gülay ödemesini yapıyor. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Evet. Kolay gelsin. Hadi mutfağa gidelim. Hadi doğruca gidelim. Buyurun buyurun. Gülay mı o? Evet. Karton etini yaptırmış. Bak 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 ot işler mi ot işler. Evet kuaförümüz Gülay bugünkü yarışmacımız. Kendisi gelemiyor onun için burada karton eti var model olarak. Seviyor kızım böyle şeyleri. Dur bırak karton eti marton eti burada daha ilgici. Aman Kezban abla. Buyurun sen buyurun. Sen yaptın bunları. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu ne? Kare dolma. Niye bu dolmalar böyle bazıları böyle bazıları böyle? İçlerinde başka bir şeyler mi var? Azeri dolması. Bu yuvarlaklar. Zeytinyağlı değil. Zeytinyağlı. Neyli bu baklava? Etli. Yuvarlak olan. Etli baklava mı? Evet. Baklava neyli? Yok baklava cevizli. Çıtır çıtır. Cevizli. Arkadaşlar geçmiş olsun. Bugün vallahi baklava yersiniz diye düşünüyorum. Yerler değil mi arkadaşlar? Evet. Diyeceğim. Kezban abla. Gel kız biz seni yarışmacı alalım. Doğru. Zaten ben gelecektim Gülay değil ki. Seni sıranı benim çaldı. Benim gelmem lazım. Sen katılsan ne pişirirdin? Neler yapmazdım ki? Değil mi? Şuraya baksanıza. Evet. Bak bak. 15.000 TL. Ben açarım merak etmeyin. Ay baba çok yoruldum. Açayım çantayı. Çorbada mercimek çorbası yapardım. Ne istersen. Yemek ana yemek mesela. Yemek. Etli metli şöyle güzel bir et. Etli de yapardım yani. Çok yoruldum merhaba. Çok yoruldum. Ramazan abi işte o sahne aldı. Hoş geldin de yaptı Ramazan abi. Hoş geldin. Ramazan abi torbalardaki eşyayı çıkarır mısın? Bir şey söyleyeceğim. Kezban abla diyor ki ben eve gideyim kıtır kıtır doğrayacağım onu diyor. Ben bıçak ve satırları sakladım Gülkan. Doğrayacak malzeme yok. Sizin videolarınız varmış. Getirin bana o videoları. Siz video mu çekiyorsunuz? Evet. Şaka yapıyorsun. Evet, koronada var ya evden çıkamadı. Kaldın karantina. Tıraşladım ben ne diyorum. Neyi tıraşladın? Kafasını kesiyorum. Ramazan abi o da kesiyor senin saçları. Ramazan benim, abi. Benim yeni berberim o. Ne güzel. Getirin bakayım. Bahsettiler de arkadaşlar. Ben göremedim. Aha burada. Ben adam. Ne yapayım? Ben sana diyorum. Görüyor musunuz? Ben aldım işte kendimizi evde kesiyorum. Ne yapayım?
Yarım tıraş yeter, yeter bu kadar. Tamam, burası kalsın. Oh, götür asker tıraşı 3 numaraya vurmuş. Ya bırak, bayramı görsün ya. Erber'le Gülen kapandı işte, ne yapalım? Ya çok mu kesti, bu kadar istemiyor muydun sen? Aha, salıncakta sallıyorlar. Babam yıllar sonra isyan edip verdiği başlık parasını dile getirdi. Ana hızın, bu da hızın evinde bir öğrenmeden geliyorsunuz. İki işleme, bir tantene, iki oya yapıyorsunuz. Burada tantem ediyorsunuz bundan sonra. Ramazan abi, ne güzel sallamış seni karı. Tam tersi olmaz mı? Beyler hanımları sallamaz mı ya? Dinlesene, para verdim diyor sana, orada bana. Parayı verdik ama sallayacaksın diyor. Yani, öyle şey almadık. Salak! Allah Allah! Dünyanın parası verdim ben sana, salak! Ya Allah ağzınızın tadını bozmasın, çok şekersiniz ya. Kızım nasılsın, iyi misin? Yemekleri sen yapacaksın bugün ha, sıra Ramazan sende. Ramazan abi hiç iyi değil. Kartonla konuşuyor evet. Ya o da acaba? Bence çetin, şeker bizim hastası bizim ya. Bizim aklımızda şurada ya dedikodu yapıyorlar ama önemli değil. Biz işimize bakalım, boş ver. Zuhal Hanım, Gülay da nihayet geldi. Zuhal Hanım. Aa, ne tatlı olsun. Gülay benim, Kurt. Şey, Gülay'la tanıştınız. Sağ ol şu an. Benim kız buradaymış. Ben de bunu zannediyordum. Babası burada. Baba sen artık çık. Ben yemeklerimi yapayım. Dakikalar geçiyor. Tamam. Hadi seni gönderelim. Tamam. Hadi sen niye koş adamı koş ya? Ramazan abi görüşürüz. Çok hayır, sevmiştim seni. Hayırlı gelsin size. Sağ ol, sağ ol. Asıl Ramazan abi bize yemek yapacaktı. Bir dahakine baban katılsın, ondan sonra da anan katılsın. Bizim tamam, zaten benim gözümde yerleri var. Gülay'la tanıştınız mı? Tanıştık. Çok tatlı Gülay. Hayatın enerjimizi yolluyoruz, enerjimizi. Çünkü senin sevgin de var, gücün de var. Başarabiliriz. O zaman 2,5 saatini başlatıyorum. Kolay gelsin Gülay'a, moral alkışı. Hemen ellerimizi yıkıyoruz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şuradan çok şanslısın. Şuradan bir peçete almam lazım. Allah başına eksik etmesin. Amin, anneni babanı. Allah razı olsun. İnanılmaz şeker bir ailen var. Çok şükür elhamdülillah. Belli ki onların sevgi dolu bir ortamda büyümüşsün. Evet. Onların dualarıyla ayaktayız. Ne İşimiz güzel. Allah eksik etmesin annelerimizi, babalarımızı başımızdan. Amin. Ama gerçekten de baban muhteşem bir adam. Onu yarışmaya alacağım. Vallahi alacağım. Ay, babam birinci olur da ben olamazsam çok üzülürüm. Aa, ama bugün ben birinci olacağım. Aa, hadi bugün ben 15 bin lira benim olmalı. Olmalı. Lütfen bunlar da puanlamaya girsin. Vallahi bugün beni tutabilene aşık olsun. Dediğim gibi ben hakkaniyetli bir kadınım. Her şeyini değerlendireceğim. Günün sonunda puanım şaşırtabilir. Ama ben ne gördüysem hepsini konuşacağım. Bugün susmayacağım. İlk önce salata malzemelerimizi sirkeli suya koyuyoruz ki iyice steril bir ortamda çalışalım. Sonra yok içinde bir şey vardı bilmem neydi falan laf yapmasınlar. Şöyle biraz bolca koyalım sirkesini. Zuhal Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk bu beyefendi. Eşim mi geldi? Aa Hakan hoş geldin. Ay şimdi enerji nasıl geldi? Nasılsın geldi? Hoş geldin. Kimin çiçekli? Ah ne kadar güzel, çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Aa sürprize bak Hakan'dan. Aa bir şeyler geliyor, bir şeyler oluyor. Bu da evlilik yıl dönümü. Aa. Ya teşekkür ederim. Ay alkış. Alkışlayalım. Ay ne güzel eş. Ya. Tebrik ederim Hakan'cığım. Bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Benim eşime olan hediyelerim. Ah açabilir misin? Açsana. Süreyi durdurdum. Bu nedir? Ay romantik. Çıkartsaydım. Ay çok heyecanlandım. Ellerim titriyor şu anda. Ay bir dakika tanışma hikayemizi kitap mı yaptırmış? Ay Zuhal Hanım tanışma hikayemizi kitap yaptırmış. Şaka. Bakar mısınız? Ay çiçekleri de çok teşekkür ederim. Aa kitap. Gülay Kurt bizimkisi bir aşk hikayesi. Çiftimizin resmi. Bence bugün de günümüz tamamlanmadı mı Zuhal Hanım ya? Vallahi, günümüzü ben beklemiyordum. Bu derin düşün böyle gidiyor. Ay resim. Aa çok güzel fikir. Hakan muhteşemsin. Gülay ne şanslısın. Evet, böyle bir eşe sahipsin. O da senin gibi bir eşe. Aa bak. Şurada diğer hediye. Ay onu da görelim. Aç bakalım. Eşinden yarışmacımız Gülay'a. Yine bir geziden, ya. Romantik bir aşk gezisinden. Aa çok güzel fikir kitap bastırmak. Aa resimlerimiz mi var? Ben de Korhan Bey sizinle olan aşkımızı tam 24 ciltlik bir ansiklopedi haline getireceğim. Gaza geldim, çok pis gaza geldim. Bu ne? Resimli bir kutu. Al bak damada bak damada ne çok damada sevmiş kızını. Ha. Görücü usulü eğlenmişler ama. Aa, açtıkça Pandora'nın kutusu açılıyor.
Matruşka gibi. Ben onu damat görmüyorum. Ay oğlum. Resimler. Ay ne güzel. Resimler çıkıyor. Süleyman Hanım ben her de matruşka gibi bir kadınım. Böyle açtıkça içimden neler neler kat çıkıyor. Görün bak mutfakta neler neler olacak. Sürprizler. Aa, aa. 15 yıla da çok güzel anılar biriktirdik. Kalbim tek sel bana değil tabii de. Şöyle vereyim. Al bak bunu göz. Ay pardon kalbin İçinden düştü. İçinden de kalbin çıktı. Ay ay kalbin çıktı. Al 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 bak. Bir şey soracağım Hakan. Bu romantik anı bozmak istemezdim ama. Gülay yemek yapıyor mu? Yapıyor. Anladım ben anladım. Tamam kardeşim çok zorlanacağım seni. Çok iddialıyım bugün. Gerçekten yapacağım. Ama göreceksiniz. Ama lezzet. Ama evet ama elim çok lezzetler konuşacak. Bak, bak ne diyor bak bak. Ne diyor? Ama şeyimiz var. Bütün platformları ve elimiz var. Yani istiyoruz hemen geliyor. Hayır ama ya onu değil. Çok lezzetli diyeceksin. Lütfen beni gömme. Bugün çok lezzetli yemekler yiyeceksin. Evlilik yıl bütün enerjimi. Bu uğraşı, zahmet boşa gitmesin Hakan. Aşkım bu tarafa bak enerjim bir gelsin. Bak. Ay çok güzel enerji. Sizin hediyenizi de alayım geleyim. Ya ne gerek var ne hediyesi bana ne gerek var ki hediyeye ya. Ama siz bize hediyesiniz. Bugün evlilik unutamayacağımız bir evlilik yazanımız. Ne kadar güzel. Bir ömür boyu sürsün. Çoluğunuza, çocuğunuza. Torun torba sahibi olun inşallah. Amin inşallah siz de. Enerjin çok güzel. Gerçekten esprim. En güzel en güzel akşam yemeğimiz sizinle olacak. Arkadaşlar şu şişeyi verelim. Çok teşekkür ederim. Vallahi mahcup ettim de harika. Ay. Bu kim ya? Bu ben miyim? Ne kadar da değişikmişim. Vallahi ay çok ay ne uğraş. Şampuan, saç kremi, ay ay getirdim size. Çok teşekkür ederim Gülay Kurt. Yazmış üzerine de ay çok teşekkür evet. ederim. Umarım yıkadığınız enerjiniz ikiye de katlanır. Şampuan bitmiştir. Çok sağ ol, çok mersi. Sağlıklı günlerde kullanın. Keratin, argan oil, argan oil. Bir dakika. Hair care, professional hair care. Burada da for all hair types. Bütün saç tiplerine hitap eden bir saç seti çok teşekkür ediyorum. Evet, çok sağlıklı mersi. Günlerde gerçekten kullanın çok inşallah. Teşekkür ediyorum. Zahmet etmişsiniz. Elinize geldiğiniz için biz teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Hakan bir ömür boyu mutluluklar. Çok, çok memnun oldum olun, tanıştığımıza. Dikkat et kendine. Ya beş verdi o belki bir stratejidir. Ben vereyim yarın. Ben onu bugün kazanayım yarın yüksek bir puan versin diye. Ama vereyim de ama güzel bir mini olsun ben vereyim. Ama güzel bir mini yok. Ne yapacaksın 15.000 TL'yi kazanırsan? 15.000 TL'yi kazanırsam, şimdi söyleyeceğim ama güleceksiniz. Önce kredi kartı borcumu kapatmayı düşünüyorum. Kolay çok gelsin. Değil ama hani bir kısmını. Sonra nereye gitmek istediğimi söyleyeyim mi? Çok güleceksiniz. Söyle bakayım. Malatya'ya gitmek istiyorum. Hani böyle bir hayalin niye olabilir güleyim, mi? Niye güleyim ne güzel git tabii. Gideceğim ama bu ara maddi olarak gidemiyorum. 15.000 TL'yi alırsam ilk işim Malatya'ya gitmek olacak. Ne güzel tabii ya. Malatya ve Somuncu Baba'ya gitmek istiyorum oradaki. Aa, bir gezeceğim olur. Orada. Darende'ye gitmek istiyorum. Merak aa, ettim. Çok, doğal yerleri seviyorum. O kadar çok gezecek yerimiz var ki. Ben de valla Kapadokya'ya gitmek istiyorum. Bir Mardin'e gitmek ay, istiyorum. Ay inşallah Mardin'den hadi de çok merak ediyorum. Hadi o zaman başvuruda bulun da gelelim. Hadi Nevşehir, Kayseri, Mersin, Urfa, Adana, Antalya neresi varsa 15.000 TL, 15.000 TL sizin olsun istiyorsanız hem buraya gelebilirsiniz İstanbul'da da çekimlerimiz devam ediyor hem de biz size gelebiliriz. Bizi sizler yönlendireceksiniz. Siz nereye çağırsanız biz oraya geleceğiz inşallah ve Zuhal Topal'la yemekteyiz. Bütün Türkiye'yi dolaşacak Allah'ın izniyle ama tabii ki başvurularınız neticesinde olacak bu. Tekrar söylüyorum tv8başvuru.com ve yemekteyiz hesabı üzerinden sizlere ulaşabilirsiniz. Şöyle bir kalkayım çok oturdum ben. Ben bir kalkayım. Ne yaptı acaba Gülay? Sohbet muhabbet güzel, sürprizler güzel ama tabii ki asıl güzel olması gereken değil mi Gülay'cığım? Evet, yemekler evet, değil evet, mi Gülay? Evet harika harika. Gülay. Gülay güzel yemekler yapacaksın değil mi Gülay? Evet hem de nasıl enerjik yemekler onlar. Hayatları boyunca yiyemeyecekleri yemekleri benim mutfağımdan yiyecekler. Yiyecekler. Gülcan yesinler. Hanım sana kaç verir sence Gülay? Gülcan Hanım bana bence ben ona bir verdiğim için bir bile verebilir. O kadından her şeyi beklerim. Ben hepsiyle konuşmayı düşünüyorum. Çünkü odak noktaları bir tek ben oldum. Çünkü benim ne kadar güçlü bir karakter olduğumu farkına vardılar. Hepsi benim üstüme, birlik olup üstüme geldiler. Ama onlar 3 değil 6 kişi de olsalar ben onlarla baş ederim zaten. Hiç sıkıntı değil. Ama biraz etraflarına da bakmaları lazım. Mesela dün Gülay Hanım böyle böyle hareketler yapıyor, hımlar yapıyor. Yani kimse ona dönüp demiyor ki bir ben sordum ona da kimse tepki vermedi zaten. Sadece odak noktaları benim ama bugün değişecek inşallah. Normalde bu çorbaya evet. 6 su bardağı su koymam lazım. Ama 7 takıntım olduğu için 7 su bardağı su koyacağım. Abi de 7 takıntısı varmış. Evet, 7 takıntısı.
sıkıntı. Nereden çıktı bu yedi? Ne zaman başladı? Çocukken mi? 2 sene oldu. Ne oldu? 2-3 sene evvel. Daha yine. Yeni 2 sene oldu. Anne, anne 7 tane al. Sürahi. Anne 7 tane. 7. Sebep? Bir takıntısı oldu. Bilmiyorum. Niye? Nereden çıktı 7 sana böyle? Kızım nereden 2007'de buldu? Doğdu. Ben evet. 87 doğumluyum. Babam 67. 7'nin uğruna mı inanıyorsun? Evet. Şimdi markette de bir şeylerden 7 tane mi aldın? Şey, limon falan 7 tane aldım. Bir şey göreyim de be. Şeyde 7 tane aldıysan. 3 yok yok. Gülay'cığım gerçekten dün çok atıp tuttun. İşte biz Boluluyuz. Babam Bolulu. Yok biz, benim babam ustadır yıllarca. Ya senin mesleğin tamam. Mesleğine bir şey demiyorum. Sen kuaförsün. Ama bu işe başvurduysan babana da başvuracaksın. Ya da bakacaksın. Önümüze adam gibi bir yemek çıkaracaksın yani. Bu nedir yani bu çocuk menüsü gibi yapmışsın bize yani. Gerçekten kınıyorum seni. Cüneyt de kapalı kutu ha. Hiç belli olmaz. Kızıyorlar ediyorlar ama kebapçı yani. Ben iddialı gördüm onu bu hafta. Şimdi ha? Bana da diyecek ki neden yöresel yemek yok? Yok bilmem ne. Adam takmış bir yöresel yemeği ama doktor ona iyi dedi. Şimdi çok onu bozmak istemedim ama doktor ona güzel söyledi ya. Doktor ona. Siz aşçı mısınız? Siz aşçı mısınız? Evet, güzel konuşuyor. Güle güle. Ala Bey'in yorumlarına hani düne nazaran belki eleştirebilirdim ama bugün itibariyle Cüneyt Bey'in ben aşçılığından şüphe ediyorum açıkçası. O yüzden de doğru buluyorum. Bugün Cüneyt Bey'le yani doğuluyum değil de uğraşacağım onunla biraz. Neden? Çünkü o haksızlık yaptığını düşünüyorum. Kaç dakikası geçti? Zuhal Hanım şu ana kadar geçen süre tam 20 dakika. 20 mi? Evet 20 dakika. 20 dakikan gitmiş ha Gülay. Hızlan biraz. Ben gidiyorum. Gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Nereye gideyim? Evim şurada. Hayır gitmeyin ya. Birlikte ne güzel yemek yapıyoruz. Bizim evlilik yıldönümümüzde geldiniz. Benim işim gücüm var. Öyle haberleri sunacağım daha. Gitmem lazım ki sen de rahat rahat çalış şekerim. Yok yok. Valla ben zaten lezzetli bir şey düşünüyorum. Gerçekten enerjimi verince bence yemekler aşkla yapılınca çok güzel oluyor. Kesinlikle her şey öyle. Aşk girdi bak her aşk şey girdi öyle. Enerji girdi. Özellikle yemek girdi. Tabii çok önemli. Severek yapmak içine sevgi katmak klişe olacak ama gerçekten öyledir. İnsan hele sevdiklerine yemek yaparsa hele de 15 bin TL için yaparsa ona daha bir hırsi duygularla. Gülay. Efendim? Hadi yetiştir şu yemekleri. Tabii bir tık vites büyütmen lazım. Onlara gününü göstereceğim. 15 bin lira benim olmalı. Almaya geldim. Alacaksın. Ben tuttuğunu koparan bir kadınım ya. Yükseklik korkumun su altındaki fobimi yenmişim. Su altında yeni başı taramış. Havada bisikletle giderken makyaj yapmış bir kadının. Bu yemekleri yapamayacağım yani. Aşkına lütfen rica ediyorum. Lütfen istirham ediyorum. İstirham ediyorum. Zorlarsanız istifra ediyorum biliyorsunuz. Bütün enerjimizi tatlımıza veriyoruz. Evet seni... Güzel enerjilerle ve tatlış annenle baş başa bırakıyorum. Neden gidiyorsun? Masada görüşmek. Gideyim de çalışın artık. Görüşürüz. Çalışın güzel. Mutfağına güzel gitmek mi? İsterlerse sokar mısın? Tabii ki de. Ben şey bir kadınım, net bir kadın. İstedikleri gibi girebilirler çünkü dün ben de Ala Bey'in mutfağına ben girdim. Ve gerçekten yardım etmek isterlerse de gelip yardım etsinler bence. Aa bu da yeni moda oldu ha. Yardım etmek isteyenler girsin. Ama güzel, puanından kıracaklarsa gelmesin. Ama gerçekten benim o tatlı dilime güler yüzüme geldilerse gelip yardım etsinler ya. Çok tatlış kosun sen de. Planlar hayaller büyük. Ama yemekler nasıl? 2 saat sonra göreceğiz. Evet hanımlar Zuhal Hanım gitti kaldık baş başa. Hayırdır ne arıyorsun Gülay? Hiç arıyorum ki pirinçleri atacağım içine. Şöyle güzelce yıkansınlar. Laf yapmasınlar. Yayla çorbasına devam eden Gülay tereyağında kuru nane kavuruyor. Anneciğim kızın nasıl gidiyor sence? Kızım bu şu anda iyi gidiyor ama becereceğini de zannetmiyorum. Zannetmiyor musun? Ya anne. Bakalım bir. Lütfen mutfağından çıkar mısın? Kötü enerjini bırakmanı istemiyorum anne. Ben bugün başaracağım. Hadi ben gidiyorum kızım o zaman. Gidiyorum. Ben de seni seviyorum. Hadi kolay hadi gelsin inşallah. Hadi görüşürüz. Kolay bye gelsin. Bye. Magnolia'ya devam eden Gülay bisküvileri el rondosundan geçiriyor. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Magnolia'yı ilk defa deniyorum ama çok güzel oldu kıvamı. Allah'ım kendimi çok seviyorum. İlk defa mı deniyorsun? Şaka tabii ki de şaka. Denemem. Benim kızım çok seviyor çilek, magnolia. Ben hep yapıyorum. Magnolia için çilekleri dilimleyen yarışmacımız hazırladığı kaplara önce rondodan geçirdiği bisküvileri koyuyor. Ardından çilekleri yerleştiriyor. Çileklerimizi de yerleştiriyoruz. Çilek dolunu Gülcan Hanım'a vermek istiyorum. O kendisi. Şaka ediyorsun. Gerçekten şu an düzeltmek istemiyorum. Çünkü o da bir şeyler düzeltmek istemiyor. Değişmek istemiyor. Bir kere değişim kafada başlar. Yani saçlarını değiştirmesi lazım önce. Bugün Gülay Hanım için özel hazırlandım.
Kendisi kuaförmüş ya, dün bana yorumlar yaptı işte şöyle yap böyle yap diye. Ben kuaföre gitmeden de güzelleşebiliyorum. Benim kuaföre ihtiyacım yok. Benim zaten görüntüm yeter herkese. Şu anda ne yapıyorsun? Şu anda çorbamın pirinçlerini attım. Sevgimi attım, aşkımı attım, enerjimi attım. E çorbayı yapalım da bari en azından bir tas çorba içtik de gittik falan desinler. En azından çorba yapabilelim. Magnolia'yı tamamlamak isteyen Gülay muhallebisine krema karıştırıyor. Muhallebinin içine neler koydun Gülcan? Gülcan mı? Gülay. Gülay pardon. Aa lütfen sevmediğim insanların ismini... Bir kere o kadın kendi ismiyle bile özdeşleşmemiş. Gülümsemiyor ve camdan da değil. Üstüne bir kere ismini sevsin oyuncu, sonra kendisini sevecek zaten. Valla tatlımın içine süt koydum, nişasta koydum, un koydum. Ne koymuşum? Vanilya koymuşum. Bir şey söyleyebilir miyim? Koyduğun malzemeleri söylerken bile oynuyorsun. Bir daha söyler misin? Bak benim dikkatimi dağıtıyorsun. Hayır hayır hayır. O arada sırada oluyor böyle. Magnolia için sıkma torbasına alınan muhallebi kaselere dolduruluyor. 14 yaş grubunun şu an çok tatlı canı istediğinde yapıp kolaylıkla yiyebildiği ve çok pratik pişirebildiği bir tatlı olmuş ve artık dediğim gibi bu asla birincilik menüsü değil. Bu bir yarışma ve rakip olma menüsü değil. Bu tamamen kendini gösterme menüsü. Gülay, yemeklerin gerçekten basit. Hayır, hiç de basit değil. 2,5 saatte yapılabilir. Bir kere makarnanın bile bir şeyi var. Lapa olmaması lazım, yapış yapış olmaması lazım. Makarnayı bir kere yani zeytinyağında çok güzel kavrulması lazım. Güzel haşlanması lazım. Tuzu bir kere çok önemli. Makarnanın nesi var? Suya koyup pişireceksin. Bir kere en azından masada karnıları doyacak. 2 gündür gidiyoruz, tamam mı? Biri yapmış tereyağını doldurmuş bulgur pilavı. Dün yediğim neydi? Bak hatırlayamıyorum çünkü hafızamdan silmek istedim o yemekleri. Bütün gece açlıktan uyuyamadım ya. Lübnan geceleri tatlısı nasıldı? Ay hiç geceleri akılacak bir tatlı değildi. Ama beğendin. Ya onu biraz evet çünkü masa da güzeldi yani sunumu güzeldi. Tamam mı ben şerbetini dökmedim gül suyu falan bir şeyler var diye. Ama sonradan marketten almayı unutmuş. Önce bir koydum dedi sonra koymadım dedi. Ne yaptığı da belli olmadı onun bir şeydi yani. Yani yani artık en sona geldiğimiz için şu an çok mutluyum. Yoksa gülme krizine gireceğim burada. Tatlı da çok basit bir tatlı. Hani evli olup çoluk çocuk sahibi olup çalışıp yemek yapmak bence biraz atmış. Attı ve tutturamadı diye bakıyorum olaya. Yayla çorbasını tamamlamaya çalışan Gülay şimdi de nane sosunu döküyor. Nasıl olmuş? İşte bu. Ah harika. Acıktım galiba. Eyvah! İşte bu bombaydı. Çektiniz mi? Çekmez olur muyuz? İşte bu. Şimdi ne yapacaksın? Hiçbir şey yapmayacağız. Çünkü eldiven vardı ve o temiz bir şey sonuçta içine kullandım. Yayla çorbasını tamamlamaya çalışan yarışmacımız makarnayı haşlayacağı suya zeytinyağı ve tuz ekliyor. Makarna şu ana kadar gördüğüm en zor yemeklerden bir tanesi. Ses bence şu ana kadar bu hafta gördüğün en hızlı, en iyi hem çenesi hem eli yarışan yarışmacı. Söyle bunu. Söyle, söyle, duysunlar, söyle. Yemekler basit olunca konuşursun tabii. Hayır hiç de değil. Ana yemeğe geçen yarışmacımız tavuk etlerini yıkıyor. Tavuk etini çok az almışsın. Bence yetmez. Valla 1 kilo alacaktım ama yeter diye düşünüyorum ya. Emin misin? Yeter, ben yetiririm. Önce şu an biz enerjimi veriyorum ki o yemek bereketlensin diye. Ana yemek için yıkanan tavuk etleri ayçiçek yağında kavrulurken sürpriz böreğin sosu için süte zeytinyağı ve yoğurt karıştırılıyor. Sürpriz böreğin içine ne koyacaksın? İçine o peyniri aldım. Belki onu da eleştirecekler ama yani herkes ne bileyim patatesli sevmeyen olabilir, işte maydanozlu sevmeyen olabilir, başka ne koyayım, kıymalı sevmeyen olabilir. O yüzden kendi sevdiğim gibi yapacağım. Bu da bence tamamen dün Lübnan yemeklerinde olduğu gibi yoruma kapatılmak için söylenmiş bir şey. Sürpriz börek nedir acaba? Yani ne çıkacak içerisinden? Oyuncak falan mı çıkacak yani yumurta gibi? Kim demiş o hazır börekmiş de bilmem neymiş de görsünler. Tabii hazır yufkayı da eleştirecekler de bu kadar dakikada açamam. Böyle bir açarım, bir açarım bütün enerjimle. Sürpriz börek için açılan hazır yufkaların arasına hazırlanan sostan sürülüyor. Sence bugün en adil yorumu kim yapar? Bugün bana en adil yorumu Ala ve Sibel yapar. Şeyin adı neydi ya? Cüneyt. Cüneyt Bey yine diyecek ki yani o çok fazla farklı bir adam değil. Yöreselci bir adam. Herkese yaptığı yorumları yapıyor. Türk usulü, Türk usulü. Abi adam hiç Türkiye'den çıkmamış. Adam hiç başka bir şeyler görmemiş. Yeniliklere açık değil. Ben yeniliklere açık. Hala yenilenmeye devam eden.
ama üzünü asla unutmayan bir kadın olduğum için bugün yine masada farkımı ortaya koyacağım. Soslanan hazır yufkalar üçgen şeklinde kesildikten sonra lor peynirle sarılıyor. Bir tane de benim için sarar mısın? Yedinci börek senin dış ses. Ben yemesem de olur, onu sana vereceğim. Sürpriz börekleri saran yarışmacımız ana yemeği için kavrulan tavuk etlerini kontrol ediyor. Sekiz mi sarsaydım? Neyse masada maketim var ya, maketime vermeyiz, onun yerine sen yersin dış ses, merak etme. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sürpriz böreklerin üzerine yumurta sarısı sürüldükten sonra çörek otu konuyor. Tabakla bir sunum görsünler. Onlara bugün var ya bir görsel şov yapacağım, görecekler. Makarna kaç dakikadır haşlanıyor? Makarnam bence haşlandı. Bir tane alıp bakmak lazım makarnama. Bir düşüneceğim şimdi onu. Yarışmacımız ana yemeği için haşladığı makarnayı kontrol ediyor. Harika. Ben yaptım çünkü. Ama bu makarnalar daha pişmemiş. Zaten menün zor. Bir de makarna haşlamak daha zor olmalı. Vallahi sen bence bu kadar güzel makarna içememişsindir. Onlar yerken böyle parmaklarını yiyecek. Makarna oldu mu? Makarna pişti dış ses. Tamam mı? Bunun önce altını kapatıyorum. Onun içine çok az soğuk su koyuyorum ki birbirine yapışmasın. Makarna istediğin gibi oldu mu? Bence oldu ya. Makarna işte yani. Makarnaya başka ne koyacaksın? Mozzarella peynir koyacağım. Başka? Başka bir şey koymayacağım. O diyecek ki içine niye bunu koydun, öteki diyecek bunu niye koydun. İşte peyniri de bence basit bulacaklar ama diyeceğim ki en azından boğazımızdan bir şey geçsin. İki gündür aç kalkıyorum ben o masalardan. Bak aynen böyle yapacak. Böyle alacaklar. Gülcan'ın suratı. Çok basit bir yemekti. Hiç tadını falan beğenmedim. Kremalı tavuk nedir? Aynen böyle yapacak. Ama onun kötü enerjisini asla üstüme almayacağım. Bu arada tavuk da çok güzel pişmiş. Tavuk soteye krema ekleyen yarışmacımız şimdi de köri sosunu koyuyor. Köriyi böyle mi koyuyorsun? Evet, direkt böyle koyuyorum. Böyle oluyor mu? Olur olur, oldu bile. Oldu da bitti maşallah bak. Köri soslu tavuk soteye karabiber döken yarışmacımız fırındaki sürpriz böreği kontrol ediyor. İnşallah bunu kullanmadığımı söylemezsin. Buraya kısak. Ben söylemem ama anlarlarsa karışmam. Aralarında gurme olanlar var. Gurme olan kim? Cüneyt Bey mi? Kebapçı. Evet. Kebapçı ne anlar Magnolia'dan? Allah aşkına ya. Ne anlayacak o nişastasından, unundan, vanilyasından, osundan, busundan? Anlamaz o. O böyle çileklere odaklanacak. Bebek muhallebisi kıvamında olmuş falan böyle bir surat ifadesi var ya tespihini çekerek. Bebek muhallebisi kıvamında olmuş, bilemem size bu kadar basit bir tatlı yakıştıramadım falan diyecek. Ama ben tatlımın sonuna kadar arkasındayım. Harika bir lezzet. Dış ses şimdiden senin de canını çekti. Nasıl bir şey düşünüyorsunuz böyle, ben anlamını veremiyorum yani. Ben hatta bu yarışmaya nasıl katıldım diyorum yani, bu karşımdaki rakipler. Ben rakip olarak sizi görmüyorum kesinlikle. Bu şekilde, bu şartta da ben sizi rakip olarak görmüyorum. Hangi fikirle, hangi mantıkla bu yarışmaya katıldım bunlarla? Usta babam var ya. Baba de ki bana birkaç gün bir ders ver, ben bu yarışmaya katılacağım de. Ya bu yemek menüsü değil yani. Bana bunu gelip de ben bunu, bu yarışmada bunu kazanacağım diye kesinlikle deme. Eyvah, börekler yanıyor. Ya biz neden pişirme kağıdı almadık? Yanarsa ne yapacaksın? Yanarsa demokraside çareler tükenler, korkma. Neden? Süremiz var. Hem de hazır dondurulmuş böreğimiz var. Bence onu aklından çıkart. Bunu sana yakıştıramıyorum. Fırının derecesiyle kim oynadı ya? Ben oynamadım. Yanmış mı? Hayır, yanmadı. Tam pişmiş. Bu tam pişmiş bak. Bak, görüyor musun? Bak bak bak. Beyaz kalsa pişmemiş diyeceklerdi. Lütfen dış ses. Tam piştiğinde aldım ben onu. Gel 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 gel. İşte bu harika. Hiçbiri yanmamış mı? Burada yanan tek şey var dış ses. Bence senin beynin yandı. Bu kadar hızlı çalıştıktan sonra. Şimdi ne yapıyoruz? Önce eldivenlerimizi çıkartıyoruz. Bekle, bak bak bak. Gördüm işte, Magnolia'ya buğday nişastası atmamışsın. Ya benim Magnolia'm nişastasız Magnolia'ydı. Ben oraya nişastalı Magnolia yazdım mı? Bunları suya koymayı unutmuşum. 7 tane. 4, 6 ve 7. Hadi Gülay'ımızı da alıp masayı kurmaya gidelim. Gülay'ımı hemen şuraya koyup masamı hazırlamam lazım. Canım benim, sen bana enerji veriyorsun. Hemen masamızı hazırlayalım. Yarışmacımız masasını kurmaya örtüsünü sererek başlıyor. Ay, şu önlüğü de bir çıkartayım ya. Mutfaktan geldim ya.
Şöyle rahat rahat bir hazırlık yapalım. Mutfak önlüğünü çıkaran Gülay yemek takımlarından önce suplalarını getiriyor. Onlara bugün aynalı suplalar getirdim kendileriyle yüzleşsinler diye. Baksana belki saçları falan bozulur bu yemekleri beklerken. O arada kendilerine falan böyle bakarlar ki arkamdan konuşamazlar. Gerçi ne konuşurlarsa maketim dinleyecek. Bilerek bıraktım onu. Bugün senin arkandan konuşamayacaklar mı? Evet. O kadar hızlıyım ki masaya servisleri de çok hızlı yapacağım ve hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Yarışmacımız yemek takımlarını yerleştirmeden önce yeni eldiven takıyor. Kaç gündür tek sorunumuz? Tabakları herkes elliyor. Bugün ben de servis yaparken onlara yine şey yapacağım. Eldiven takıp da tabaklarını vermek istiyorum. Gülay Hanım bizimle... Yani maytap geçmiş derler ya, gerçekten maytap geçmiş. Yani biliyormuş gibi yapıp aslında hiçbir şey bilmediğini menüsünden anlıyoruz zaten. Gülay Hanım yani marifetli bir kadın değil, öyle geldi bana. Yani eldiven takmak istiyorsa bu menü biraz eldivenle takılacak bir menü değil. Bunu da eleştirecekler. Niye böyle bir şey yaptım diye. Ama diyeceğim ki o parmaklarını soktu, yok bu onu yıkamadan geldi, yok bu bunu böyle yaptı geldi falan diyorsunuz diyeceğim onlara. O yüzden ne kadar steril olduğumu görsünler. Yemek takımlarıyla birlikte bardaklar da masadaki yerini alıyor. Ardından çatal, bıçak ve kaşıklar yerleştiriliyor. Sırada şamdanlar ve mumlar var. Baksana, bunun bir tanesini Gülcan Hanım'ın önüne koyalım. Bak, 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 bak nasıl güzel bir tuzluk. Aynen onun yüz ifadesi gibi. Şöyle koyuyorum. Kızgın kızgın. O ne tarafa oturacaksa bunların hepsi oraya baksın. Hemen gidip yapacağım şimdi onu da. Servis peçetelerini koyan Gülay konuklarına hediye edeceği maskeleri yerleştiriyor. Şimdi sana bomba bir şey söyleyeceğim. Ta 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 ta. Aman Allah'ım bu da ne? Yakından bakmak istiyorum. Bu benim bu yıl salonumun 5. yılıydı. Ve 5. yıl pastamdı. Diyecekler ki neden yiyemiyoruz ama bu da bir maket bir pasta. Maket pastasını da masaya alan yarışmacımız menüsünü tamamlamak için mutfağa dönüyor. Ay hemen salatayı yapmamız lazım. Salatamız neydi? Bir dakika makarnayı süzgece dökmem lazım, çok şişmişler. Ana yemekle servis edilecek makarnadan sonra sirkeli suda bekleyen salata malzemeleri süzülüyor. Salataya neler koyacaksın? Salatama kıvırcık koyacağım. Dereotu ve maydanoz. Kendi sevdiğim yeşillikleri koyacağım. Âlâ, dün size sormadan elma suyu getirdi. Çok kızdım. Aslında kızmadım ya. Faydalı bir şeydi ama yaptığı biraz yanlıştı. İnsan en azından birkaç çeşit falan alırdı. Kıvırcık maruldan sonra maydanoz doğrayan yarışmacımız hazırladığı salataları kaselere almaya başlıyor. Şimdi üstüne limonla şey koyacağız. Gayet de kase dolu dolu gözüküyor. Yetmeyecek galiba. Bir iki parça daha doğramamız lazım. Tencerede salata yapmayan da ne bileyim. Eyvah, sana kalmadı. Evet ya, kendime kalmadı ama bak burada var. Biraz bırakmışım ya. Tamam, şunlardan kendime de doğrarım. Zor da olsa salata kaselerini dolduran yarışmacımız şimdi de çeri domatesleri ve limonu yerleştiriyor. Gülay, neredeyse süremiz bitmek üzere. Tamam, hemen bitiriyoruz. Enerjimizi, bütün enerjimizi buraya veriyoruz. Haşlanıp süzülen makarnalar ayçiçek yağında kavrulmaya başlıyor. Eşin Hakan sana nasıl evlenme teklifi yaptı? Bana evlenme teklifi etmedi. Hatta ben bunu, bak buradan söylüyorum, tamam mı? Hakan hala bana evlenme teklifi etmedi. Bu benim içimde bir yaradır. Bana evlenme teklifi etsin. Etsin istiyorum ya. İnsanlar gelişmeye açıksa eğer bilmedikleri şeyleri sonradan öğrenebilirler. Bence evlenme teklifinde de normal çiçek böcek kullanıyorlar. Benim kocam da çiçek getirdi zaten. Masayı tamamlamak isteyen Gülay suları doldurmak için tekrar salona geçiyor. Bence sularımı da doldurayım, beni oyalamasınlar. Değil mi? Evet. Bir dakika. Tütsüyü bir yakalım. Ortam bir gerginlik falan bir gitsin. Negatif enerji bir gitsin tütsüyle. Yarışmacımız tütsüden sonra masadaki mumları yakıyor. Ve mumları da yakıyoruz. Romantik akşam yemeklerinde neden mum kullanıldığını biliyor musun Büste? Bilmiyorum neden. Ateş ortamdaki negatif enerjiyi aldığı için aslında romantik akşam yemeklerinde romantik olduğu için değil, ortamda bir gerginlik ve negatiflik olmasın diye mum yakılır. Ve morun enerjisi bütün masama yayılıyor. Suları da dolduran Gülay masasını tamamlıyor. Şimdi ne yapacaksın? Gidip üstümü değiştireyim bence. Ve 10 dakika kala tüm yemekleri bitirdin. Seni tebrik ediyorum. 2 dakikada giyiniyor. 3 dakikada giyineceğim. Geri kalan 7 dakikada da bir kahve içeriz. Yarışmacımız masayı tamamlamanın mutluluğuyla hemen konukları için hazırlanıp mutfağa dönüyor. Gülay, kahve içemeyeceğiz herhalde. Evet ya, bugün neyse, kahveyi belki misafirlerimizle dostane bir sohbet yaparsak onlarla birlikte içeriz. Bu arada zilin sesini duydun mu? Misafirlerim geldi.
Günay. Ne haber? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Rica ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Nasıl geçti? Bekliyordum. Nasıl gitti? Çok keyifli. Her şey yolunda mı? Acayip. Ne diyorsun ya? Çok güzel. Enerji işe yaradı. Aha, Gülay tabii burada. Ki. Merhaba sana da Gülaycığım. Nasılsın? Buyurun böyle. Enerjimiz hiç düşmesin diye masamıza tütsü evet. de yaktım. Mumlarımız var. O ne ya? Pasta mı? Evet. Ama yiyemiyoruz. Hiç sevmem biliyor musun? Gerçi hemen söndüreyim sizin çok için. Çok ağır geliyor bana. Ama Gülcan Hanım'ın da ağır, kötü, negatif enerjisinden değil dolayı biraz dedim pozitife döndürelim diye. Evet, iyi düşünmüşsün. Tabii tabii. Gerçekten ağır sanki bu koku ama sen bilirsin. Neyse geldiler, sen git aç. Geldiler. Ay, açayım. Evet, masa güzel fakat değil mi mumlar arkadaşlar? Merhabalar. Hoş geldiniz Cüneyt Bey. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sizi çok iyi gördüm. Yeşil yeşil böyle. Teşekkür ederim. Merhabalar Gülcan Hanım. Hoş geldiniz. Ay saçlar çok güzel görünüyor. Harikasınız bugün ya. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Çok şık olmuşsunuz. Sağ olun siz de. Hoş geldiniz Sibel Hanım. Merhabalar. Merhabalar Ayla Bey. İyiyim siz. Dinlenebildiniz mi bugün? Yakışmış. Çok güzel. Teşekkür ederim. Efendim merhabalar. Cüneyt hoş geldin. Aa ne şıklık. Dizilerden fırlamış gibisin vallahi. Yanınızda gerçekten sönük duruyorum. Siyah yani. Beyazız. Buyurun buyurun geçin geçin. Şuradan pardon Gülay'a çarptım ama bakın Gülay. Vallahi Gülay Hanım gene konuşturmuş. Gerçekten. Dur konuşacaksın. Hoş geldin Sibel Gülcan. Buyurun hoş geldiniz. Hala buyurun. Gülay buradan geçecek olanlar geçsin. Gülay yetiyordu ikincisine gerek yoktu ama. Ben mutfağa gidip servis yaparken arkamdan söyleyeceklerinizi rahat rahat yüzüme söyleyin diye. Biz sizin için oraya. Sesli, lütfen sesli. Geçerken biraz dikkat eder sesli, misiniz? Sesli konuştuğumuz için hiç gerek yoktu bence. Siz yetiyordunuz zaten yok, masaya. Yok bu ara algılarım kapanabiliyor. Buyurun. Hala gel hoş geldin. Ne şıksın sen de. Teşekkürler. Bu arada masa siz fena de. Durmuyor. Çok şık. Aa beğendiniz. Güzel değil mi? Tam evet. Ben de masayı inceliyordum. Siz aynen. Geldiniz. Tekrardan... Gülay tek başına sizle baş edemeyince ikinci Gülay'a gitmiş. Yedek backup Gülay'la geldi. Hepiniz tekrar masama hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yalnız, çok teşekkür ederim. Fön makinesi krize takılı kalmış. Ben. Yanıyor. Fön makinesi yanıyor. Şimdi şey fırçalar, saçlar. Dumanlar da kaldım. Gülay Hanım. Ortamdaki negatif enerji olmasın ve gerilmeyelim diye bir tütsü yakmak istedim sizin için. Aslında o dumanların olduğu tarafa Gülcan Hanım alacaktık ama doktorcum kusura bakma sizi o tarafa bırakmak zorunda kaldık. Biz sizinle yan yana oturuyorduk ya Gülcan yani böyle Hanım. Böyle mi misafir ağırlıyorsunuz? Yok otur oturmaz kötü bir şey söylemedim baksanıza. Ciddi misin? Abi bir saniye sen Gülcan Hanım'ı çiçekle karşılayacaktın öyle demiştin. Karşıladın mı? Şimdi getireceğim masadayken herkesin göz önünde vermek istiyorum. O yüzden bekledim. Sena özelmiş Gülcan Hanım. Müsaade neden ederseniz acaba? Eğer. Ya ben de kaldırırım çünkü acaba? Gerçekten. Bir saniye ben gerçekten. Ben Allah şükür yani... astım değilim. Astım olursam çok rahatsız. Doktor Bey ölecek miyiz? Vallahi. Çok gereksiz. Astım olan var mı acaba? Tütsü bana da fazla geldi. Bir de evet, küçük bir yer. Ve ortamdaki de pasta... negatif enerjimiz gittiğine aldık, göre tütsümüzü alalım. Ne varsa temizlendi. Zaten yapma, enerji yapma. Hissettik. Bu, evet. Ya yeşillik var ya. Zeytin yakarlar ya Kıbrıs'ta. Kıbrıs'a selamlar. Arkadaşlarım diyorlar ki görüntü alamıyoruz. Sofrayı göremiyoruz o pasta yüzünden. Ama diyorlar. Şöyle pastama bir görsünler. Gülay Kurt. Hani herkes canlı çiçek falan koydu ya. Onu görmemek imkansız. Ben evet. Daha karavandan kendimi gördüm. Kendimi çok evet, seviyorum ya. Ala Bey nasıl? Çiçekliğini onu koydunuz herhalde size görünce daha iyi oldu. Gülay'ın da özgüven tavan. Evet kendimi çok seviyorum. Belli anladık onu ikinci bir Gülay yaptığınıza göre. Aslı yaptı. Çünkü sen bunun enerjisi böyle. Bu yıl salonumun 5. yılını kutladım Zuhal Hanım. Aa, evet o masada olsun. Böyle resim çekilelim diye maket bir pasta ama yiyemedik. Ya. İçeri girdiğimizde karşılaştığımız işte o maket pasta işte karton artık ne tam bilmiyorum. Tamamen görsel bir şey oldu. O reklam amaçlı yapılmış. Tamamen adını, markasını, kendisini, yaptığı mesleği. İşte sosyal medyadaki takipçisini kasabilmek için hazırlanmış bir görsel şovdu. Pasta sandım ama maalesef maketmiş. Ben beğenmedim. Kartonatı gördüm arkamızda. Hatta üstünden geçtim ben. O da yerinde değildi. Yani yeter artık. Bir tane yeter bize. Yani bu yani hem maket hem kartonat bence fazla abarttı. Kartonatı çok saçma buldum. Zaten enerjisi de hani devamlı böyle enerji vermesi, işte auradan bahsetmesi bunlar falan bana çok samimi gelmiyor açıkçası. Samimiyetsiz buluyorum. Tütsüyü söndürüyorum. Ortamdaki negatif enerji gitsin diye yaptım ama zaten hepsi kendini doldurup gelmiş. Şuraya bırakalım. Ben bugün çok dolu geldim. Gerçekten dün... Kadınlar rahatlayın buyurun. Kadınlar matinesine gelmiş gibi hissettim kendimi. Ne zaman? Bayanlar dün bana hiç müsaade vermediler ben konuşayım yani.
Dün Gülcan Hanım'la Gülay Hanım hep tartıştılar. Bir de Ala Bey'le gerçekten sabaha kadar uyumadım. Bana söylediği kelimeye hiç kesinlikle kabul etmiyorum. Hangisine? Bunu... Zuhal Hanım. Sen usta değilsin. Yani aşçı kim oluyor değilsin. Da bana sen aşçı evet. değilsin diyor da. Bir doktor, ben senin doktorunu kesinlikle yargılamadım. Evet, ben de yargıladım. Bayana gelmedim. Ben sorguladım. Sen benim yemeğime gelmeden bu kelimeyi kullanma hakkın da yok kesinlikle. Yorumlarından anladım ben. Ben yorum yaptım. Yorumlarından sen anladım. Domates kızartılırken tuz atılmaz yorumundan yola çıkarak. Yani bir tane yorum değil, bir, kaç iki, tane? Üç, dört. Şifreli de anlattı, anlatamadı. Yani bu gibi şeylerden sadece sorgulandınız. Bir de mısır mı? Şimdi, neden mısır bu kadar doldunuz? Artı ilk günkü gibi değildiniz, ikinci gün çok Gülcan zayıf siz de onu çok savunuyorsunuz. Ben size de söyleyeceğim. Ben kimseyi savunmuyorum. Ben haklı olanın yanındayım. Lafım size de. Kusura bakmayın. Tabii buyurun. Bakın. Zaten her gün arkadaşlar ben gerilmeden önce çiçeğimi Gülcan Hanım'a bir verebilir miyim? Bir saniye Cüneyt Bey. Çok özür diliyorum şu çiçek taraftan. Çiçek takdimimiz var da. Gülcan Hanımcığım. Evet. Evime tekrar hoş geldiniz. Size teşekkür özellikle ediyorum. Arkadaşlar sakın yanlış anlamayın. Hepinizle enerjimi pozitif tutup sadece Gülcan Hanım'la biraz bir negatif ve pozitif dengeleyemediğimiz için bugün bu güzel çiçeklerle size sakın puanla falan ilgili olarak verdiğimi düşünmeyin. Evime nezaketen geldiğiniz için size bunu hediye etmek teşekkür istiyorum. Teşekkür ederim. Siz de benim kızım yaşında olduğunuz için çiçeğinizi kabul ediyorum. Tamam. Ay ne teşekkür güzel bir başlangıç ederim. Yaptık. Evet. Peki çiçek bunlar. Çiçek gibi bir başlangıç. Şimdi, sana zahmet Gülay. Şimdi bunları şöyle koyabilir miyiz Gülay Hanım? Tabii. Hemen sen şöyle. Bir de şu mumlar gördünüz herhalde değil mi? Yalnız mumları. Evet o kadar özün ki gördük yani. Şunları alalım kameralar sizi görsün. Maşallah. Bunlar evet. sizi görmüyor. Şöyle ki. Ama ortam... burada söndürme. Hemen şöyle kenara alacağım. Evet süper. Bunu da sana zahmet. Teşekkürler Gülay. Evet Cüneyt sen çorba teşekkür servisine ederim. Başlayabilirsin. Tabii ki. Bir an evvel yemek getir yoksa kızışıyor burası. Hem mum hem tütsü hem de karşılıklı. Tütsü işe yaramadı yani. Sayın doktor arkadaşıma ben soracağım. Ben de tütsü başla. yaradı. Evet, ben getiriyorum. Bekliyoruz. Bana çiçek vermesini de samimi bulmadım. Ama ben tabii ki büyük, ondan yaşça büyük bir insan olarak geri çevirmek istemedim. Aslında geri çevrilmesi gereken bir çiçekti bana göre. O yüzden de almak zorunda kaldım. Kadın olarak verdim anlayamadım. Yani Sibel de vardı neden onu vermedi? Bence puan artırmak için onu verdi. Yani sadece başka bir şey yok. Tamamen bence puan oynamaktı. Çünkü o kadar insan içerisinde bir tek ona getirip vermesi, eğer hani kadın olduğu için yapacaksa bana da verebilirdi. Eğer bu değil de tamamen bir barışma mahiyetinde olmuş olsaydı final günü hiç kimsenin masasında değilken verebilirdi. Bugün kendi gününde bunu yapıyor olmuş olması kesinlikle puan oynamaktı. Şu çorbayı bir ısıtalım tamam mı? Bekleyin. Arkamdan konuşmaya başladılar bile. Tütsü işe yaramamış. Gülcan Hanım'a çiçek verdim. Yüzünde bir gülümseme oluştu ama o sinsi bir gülümsemeydi onu da fark ettim. Sen bana 10 çeşit say ben sana içerinde ya nasıl yapıldığını söyleyeceğim. Ama ben sana sadece en basit Türk yemeği olarak bir kuru etli kuru fasulyenin tarifini bana söyler misin? Ben söylemeye gerek yok ben biliyorum ve ilk gün zaten söyledim. Ben yöresel yemekleri hala hayır, öğreniyorum. Sen ustalık be... Tabii ki tabii ki. Ben sizden daha iyi bilirim. Yani ya kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Çok şey bilmesi gerekiyor. Cüneyt Bey bence bütün gece onu düşündü. Ahçı değilsin falan dedi ya Ala Bey ona. Dünün yorumunu yapıyorlar içeride. Direkt zaten gelir gelmez Ala Bey'e dün siz bana nasıl ahçı değilsin dersiniz. Dün herhalde bir anda söyleyince dumura uğradı Cüneyt Bey. Tam olarak anlayamadı olayı. Bütün gece kurdu. Şimdi bugün benim evimde bütün negatif enerjisini Ala Bey'in üstüne atacak. Ama ben buna izin vermeyeceğim. Dün siz benim yemeğimi yediniz mi? Gülay Hanım'la konuşuyorsunuz. Aa hejin değilsiniz. Öjelerden bilmem nelerden. Siz tesbihlerle. Bakın. Öceler. Oje. Oje istedi ya. Ojelerin senin peki. Siz tesbihle giziyorsun. Buraya yemeğe geliyorsun tesbihle. Dinler misin beni bir kere? Siz de. Benim sizce. Ben sözümü bitireyim. Ondan sonra ben sizi dinleyeceğim. Tamam dinliyorum. Tamam. Tamam. Ben 30 yıldır bu sektörde çalışıyorum. Evet. Benim çok müşterim geldi. Çok ben çorbayı doldururken. Sözümü bitirmiyorsunuz tamam, ki. Tamam çok belli. Konuşmayın ben konuşurken yani. Lütfen rica ediyorum. Dinliyorum. Müşteri geliyor çorbayı böyle doldururken. Eliniz kenarına değdi, o kaseyi değiştirir misin? Ben bu çorbayı içmem diyor. Ben burada tecrübeli olmasam, ben bunu yaşamamış olsam bunu dile getirmezdim. Tamam. Yani ben bu, güzel bir ben şey. Bir gündür çalışıyorum işte. Hejinik olmak güzel bir 30 şey. 30 yıldır ben bu meslekteyim. Hejinik olmak güzel bir şey. Servisimi içeride yapacağım. Hatta onlara çorba servisi yaparken eldiven takıp da vereceğim kaselerini ki. İşte tabakları elledin, işte git tabakları yıka. Onlara prim vermeyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bak kıvama bak. Yayla çorbamız,
efsane bir şekilde sunuma sunulmak için içeriye gidiyor. Bakın nasıl enerjik bir çorba. Görsünler bakayım kase nasıl veriliyormuş. Görsünler bakayım servis nasıl yapılıyormuş. Gülay bugün benim mutfakta olduğum süre zarfında eldivenle çalıştı. Onu söyleyeyim. Evet. Eldivenlerini taktı zaten daha baştan. Bunları görsünler dedi. Devamlı da eldivenlerini çıkarmamış. O konuda hepiniz için rahat olsun. Hoş yoğrulacak bir şey var mıydı? Ben de onu şimdi merak ediyorum. Yoğrulacak bir şey var mıydı? Evet. Yoktu ama herhalde ojelerden laf geldi diye. Aa, sen de çorba servis. Eldivenle gelmişsiniz. Evet. Tekrar eldivenler girdi. Eldivenlik bir şey var mı? Eldivenlik bir şey kaselerinizi verirken oldu ki bana uzatın derseniz eğer kaselerimin kenarına elleriniz değdi falan muhabbeti olmasın diye. Ben normalde de evimde çalışırken mutfakta hep eldiven kullanıyorum. Lütfen biraz gerçekçi olun. Aa, neden gerçekçi? Bir dakika, Hülay Hanım her gün mü kullanıyorsunuz? Evet, normalde de ben salonda zaten neden saçlara... Bence her gün kullanıyorsunuz ama kuaförde kullanıyorsunuz. Evet, kuaförde zaten kullanıyorum. Siz de doktorsunuz. İşte. Kuaförde kullanıyordun çünkü hem boya yapıp bir yandan da yemek yapıyormuş kuaför salonda. Olabilir. Bu arada masayla ilgili de eleştirilerinizi... almak bakayım. İsterim açıkçası Gülay'ı beklerken çorbaya başlamayı ver. Ben başlayabilir miyim bu arada? Tabii. Masada her şey tam. Değil mi? Yani şu an gördüğüm her şey tam. Fakat masa inanılmaz şekilde Gülşah Hanım kokuyor. Şey Gülay Hanım kokuyor. Her şeyde bir adı var, pasta gelmiş. Yani sürekli sanki böyle bir kendiyle ilgili bir tanıtım içerisinde gibi hissettim. Onun günü ya. Yapacak kendisi onu. Ama bu farklı bir tanıtım gibi sanki. Gibi diyorsun. Yemeğe mi geldik yoksa maske takmaya mı geldik? Biz yemek yerken maske mi takıyoruz? Nerede ben görmedim, ay gözüm görmedi. Ah tamam, bana takıyoruz? Onu gösterdi. Evet, mutfakta. Eğer isterseniz yemek... maskeye takabilirsiniz. Belki... Maskeyle yemek yeniyor mu? İşte beğenmezse, yemek istemezseniz maskenizi kapatıp özel oturabilirsiniz masada diye. İşte özel bir maske, enerji verecek. Üstünde güzel kurt yazıyor. Siyah. Gül enerji. Maske. Evet. Siyah. Adım yazıyor. Siyah. Adımı dağlara yazdım doktor. Siyah. Çorbanın tadına bakabilir misin? Haydi o zaman afiyet olsun. Gülay kurt yazan maskeler vardı. Çok gereksiz bir teferruattı bence masada. Hatta yemeğe başlamadan evvel takın dedi. Yani... Nasıl böyle şeyler düşünebiliyor? Aklı çok şey çalışıyor onun, yani karmaşık bence. Mesela ben şöyle düşünüyorum, hani bir markanın falan olmuş olsa belki hani kullanabilirim ama neden onun adının yazdığı bir maskeyi ben günlük hayatta kullanayım onu anlamadım yani. Niye takayım ki ben böyle bir şeyi? Yemeğe mi geldim, maske takmaya mı geldim? Bir de üstüne ne var Gülay? İsmini de yazmış. Yani gururunu anlayamadım, o kadar ego mu o? Hem arkamızda hem masada bir maket var. Üstünde bir de maske de var. Üstünde de Gülay. Yani artık yeter. Gülay Hanım bir şey söyleyeceğim. Özel dediniz. Özel evet. Yayla çorbası mı? Evet, yayla çorbası. İki bu gündür çorbayı yiyemedim. Dünya mutfağı özel tanıyan bir kadın yayla çorba yapmaz. Dün sizin dünya mutfağınızı da gördük Ala Bey. Yani... Karıştırdın ama karıştırdın. Yok karıştırma. Dün sizin çorbanızda en azından hazır bezelyeler, hazır mısırlar, içinde yanmış şehriyeler vardı. Siz ama en azından hani güzel bir yayla çorbası boğazınızdan sulu bir şeyler geçsin diye yaptım size. Terbiyeli olsaydı iyi güzel olurdu. Terbiyesi gayet güzel olmuş. Ne diyorsun Sibel? Yani tercihini kolay ya pratik olduğunu çok, söylüyorsun. Evet, çok pratik olmuş. Tamam. Yani hem çok kolay olmuş hem pratik olmuş hem de şöyle ben tamamen hani bir şey çıkarabilmek için yaptığına inanıyorum. Çünkü hiç sıfır risk. Hiçbir şey çıkmadığında sıfır da risk. Eleştiri yapmışsınız Sibel evet, Hanım. Evet ya tabii ki zaten eleştiri yapmak için geldim ben evet. Buraya. Yani siz de bana muhakkak bunun için geleceksiniz evet. Ama hani bunda hiç risk alınmamış. Yani olmama ihtimali yok çünkü gün içerisinde sürekli yaptığımız hani çocuklarımıza falan da çıkarttığımız çok pratik bir çorba olmuş. Yok gün içerisinde normalde hazır çorba yapıp getirenler de var ama ben size hazır çorba yapmayı yok düşündüm. Hazır çorba daha yani? Allah'a şükür yemedik burada en azından çorba yedik yani ama hazır değildi. Yani bu onun cevabı ama değil. Ama Mişoşa'yı ve dünkü Lübnan usulü sebze çorbasına da aynı yorum yaptım. Ben kötü demedim de... çorbanıza. Sadece çok pratik olmuş ve daha tadına bakmadım kıvamını çünkü. Kıvamını güzel mi? İşte şimdi bakacağım. Yani bakmışsana kıvamını yok, bir tadına böyle değil. Sen hani... önce şey menüdeki evet, yani başlangıcı şey söyledi. Evet dedi yani özel bir çorba yaptım dedi. Özel bir çorba değil dedim ben yani. Hani özel bir masada oturuyorsunuz. Evet masanızla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Evet. Oraya ama damak yani. Tadınıza uygun bir şeyler yapmaya çalıştım. Bakalım damak tadı. Bizden bir çorba. Yayla çorbası evet yaptım. Bizden bir çorba. Yayla çorbası. Nasıl olmuş bu bizden çorba? Yani çok kolay yani... bir çorba Zuhal Hanım.
Yani mişoşe benim çorba, hala bir çorba benim mıydı? Çorbamı mesela. Mişoşe çok zor bir çorba. Çünkü neden zordu? Ben size onu anlatayım hemen. Anlatın. En azından suyun içine pirinci atıp kaynatmadım. Ben öyle yapmadım. Anlatabildim mi? Ben yaptım. En azından evet. Bir sizde sarımsak rendelemedim. Mercimeklerini en azından koyup da kaynattınız. Sıktım. Bir uğraşması vardı. Mercimekleri kaynattınız değil mi Gülcan Hanım? Aynen öyle. O yüzden de panik aynen. Yapıp yetiştiremediniz. En azından bir farklılık vardı. Yani. Sana yakışmadı. Bak sen çok cıvıl cıvıl bir insansın. Ne bekliyordunuz? Amerikan usulü. Çok basit bir çorba yaptın. Yani gerçekten bu sıradan ve çok basit bir çorba. Kıvamı hiç olmamış gerçekten. Aynen. Ne tadı var ne tuzu var yani. Pirinçler fazla olsaydı da lapa olmuş diyecektiniz. Ben sizin önünüzde bugün mantı da açsaydım yine bir şey bulacaktınız keşke. Cüneyt Bey. Kendinizi tutta geldiniz. Bak çorba sana yakışmamış gerçekten. Tamam. Çok teşekkür ederim yorumunuz evet, için. Yakışmamış. Tadı nasıl hala? Tuzu iyi çünkü ben tuzsuz seviyorum. Baharat yok. Baharat derken? Nane var zaten ne olacaktı başka ki? Çünkü nane tadı yok. Buna tuz ve nane girer. Nane tadı yok. Nane tadı yok. Kırmızı biberle naneyi karıştırdığımda rengi biraz koyulaştığı için içine tereyağı ve zeytinyağı ile birlikte sosunu yapıp da döktüm. Sen beğenmedin mi kıvamını falan? Kıvamını beğenmedim. Su çok sulu. Sulu geldi. Evet. Çorba dediğimiz zaten sulu olmaz mı? Lapa mı olması gerekiyor? Dün sizinkinin içinde de hiç su yoktu. Ben yeni öğrendim bu şurbayı. Yeni öğrendim. Gülay Hanım bunun bir tık daha koyusu olmalıydı yoğurt çorbası. Bir tık daha koyusu olsaydı evet, beklediğimde pirinçler içinde şişebilirlerdi. Mümkün çorba da bu arada çok lezzetli mümkün olmuş. Mümkün değil yiyorum. Çünkü beklemeyecekti. Zaten biz geliyorduk yoldaydık. Yani neyi bekleyecekti? Zaten siz mutfaktaydınız Gülcan ve biz geldik. Gülcan Hanım da beğenmedi. Sibel beğenmedi. Tadını şimdi tattın. Niye? Siz evet, gününüzden sonra dediniz ki mutfağa girin sizi de görelim. Evet, sizin gördüm. Mutfağınızda bomba patlamıştı lütfen. Mı? Mutfağımı bile evet, temizledim. Evet bomba patlamıştı. Çünkü ben sizin menünüzü eğer yapmış olsaydım bir saat içinde çıkartır. Gerçekten komşuma mi? Komşuma kahve içmeye giderdim. Aa, siz. Eve de kuaför çağırır saçlarımı yaptırırdım. Ama siz saçlarınıza dokundurmuyorsunuz zaten kendiniz kusura sarardınız. Kusura bakmayın yani. Şimdi yağ ile çorbasını önüme koyup ben çok uğraştım diyemezsiniz. 28 yıllık evli bir hanımla konuşuyorsunuz. Ben de 15 yıllık evliyim. Yani bana karşı biraz saygılı olmak zorundasınız. Niye ben size gayet çünkü saygılı sizin zaten. Konuşmalarınızdan bir alaycılık hissediyorum. Yok, ben çok iyi anlarım. Mesela 28 yıllık bir ev hanımı olsam yayla çorbası değil bir fellah çorbası yapardınız. Yapsaydınız o zaman da yeseydik. Tamam 28. Yani. Yılımda tekrar bana oturmaya siz gerek yok. Ben size bir fellah çorbası yaparım. Ettim diyorsunuz ya. Sizin araştırmanız yayla çorbası mı? Evet. Madem dünya mutfağını biliyordunuz niye dünya mutfağından bir çorba ama yapmadınız? Bugün dünyada olan tabii bir ülkedeyiz ve Türkiye'deyiz. Çünkü dün de gittiniz doktora dediniz ki burası Türkiye. Kusura bakmayın. Gündem değil. Sizin çıkarttığınız menü belli. Benimkisi sadece ara sıcağım 3 yakmışsınız çeşitten hanımefendi. Oluşuyordu. Peki, nasıl yapmışım? Ama Sibel'den alamadım çorbayla ilgili eleştiri. Çorbanın tadı, tuzu güzel olmuş. Fakat ben de biraz kıvamını az buldum. Yani daha yoğun seviyorum sulu ben buldum. Çorbayı. Evet biraz daha sulu buldum. Ama en baştan dediğim gibi yani bu çorba çok pratik bir çorbaydı. Hiç riske girmemiş Gülay Hanım. Genel olarak öyle yani. Tadı tuzu bence de yerinde. Fakat sen oradayken bir ikileme düştün ya. Hatta ben karıştırıyordum. Evet. Suyunu fazla mı koydum ben acaba? Kafam şöyle, karıştı dedin ya. Çok mu koydun acaba? Şöyle normalde 6 bardak su koymam lazımdı. 7 takıntısından 7 mi gitti? 7 takıntım olduğu için 7 bardak bak. Su koydum. Ama o 1-2 saat çünkü daha sen karıştırırken tencerenin... gördüm fazla suydu. Şöyle, yani onun için biraz sulu olmuş. O 1-2 saat daha kenarda bekleseydi o pirinçler şişmeye başlayacak. 1-2 zaten mi? Tam böyle ayarında olacaktı. Terbiyesini ilk başta yapıyorum. Yoğurdu koyuyorum, unu koyuyorum, yumurtanın sarısını koyuyorum, limon sıkıyorum. Ha peki içine. Bu arada hemen araya gireyim. Yoğurdu kesilmiş mi? Hayır. Yok. Peki. Hayır yok onda bir teşekkür şey ederim. Doğru kesilmemiş. Eline sağlık. Tadı tuzu yerinde dediğim gibi birazcık afiyet sulu olmuş. Afiyet olsun. Az buçuk daha önce suyu az olsaydı ki kabul ediyordu fazla su koyduğunu değil mi? Evet. Ne kıvamı vardı, çok suluydu. Tam kaynamamıştı. Çorba da tam kaynamamıştı. Un harcını tam tutturamamış. Çok suluydu. Yani benim için fiyaskoydu. Ya böyle minik minik tatlı tatlı sivri sivri laf sokmak istiyorum ona. Şimdi evimde misafir ya çok lambur lumbur girmek istiyorum. Çünkü o bizim resmen kafamıza attı tabakları. Bu arada Güler gerçekten çılgın. Çünkü birkaç videosunu izletti. Havada bisikletle gidiyor ipin üstünde. O sırada makyaj yapıyor. Koşu bantının üstünde makyaj yapıyor bir yandan koşuyor. Suyun altında gelin başı taramış. Gerçekten gördüm videoyu. Dedim bozulmaz mı o saç? Su altında güzel. Hakikaten bir gelin başı var manken. Suyun içinde altında gelin başı yapıyor falan. Ben kafama koyduğumu yaparım dedi. 15 bin TL'yi almaya da çok iddialı. Şöyle düşünüyorum. Tamamen bu işte gelin başını suyun altında yapmanın tanıtımına gelmiş gibi hissediyorum. Evet ben de öyle. Evet. Kesinlikle. Yani şu an oynuyor. Ben onlara
oturup börek de açsaydım, baklava da açsaydım, ona da bütün enerjini buna yüklenmişsin de diğerlerini yetiştirememişsin diyecekler. En azından önlerine yemek geldi de boğazlarından sulu bir şey geçti. İki gündür eve aç gidiyorum. Neyse şimdi evimde misafirler diye bir şey demiyorum ama bunları yakma. Şimdi diyecekler ki tabakların üstüne bir parçacık şey koymuş. Dün patates kızartması vardı. Bugün en azından börek daha uyumlu. Börek ara sıcak ama börekler sıcak değil. Biraz soğumuşlar. Anlaracağım. Çok sıcak olsaydı da laf yapacaktım. Servis yavaş. Bence çok güzel bir jest yapmış. Şimdi yani size buradaki olanlar gerçekçi geliyor mu Cüneyt Bey? Çok merak ettim. Gerçekçi de hangisi? Mesela bu gerçekçi geliyor mu? Güzel bir şey değil mi? Davranışı bana, size gerçekçi bana geliyor mu? Bana güzel bir şey gibi bana geldi. Bana gelmiyor çünkü iki gündür kaydetti. Kaseti kaydetti. Şu an farkındaysanız o iki gündür olmayan her şeyi yapmaya çalışıyor. Benim algıladığım bu. Bakın, bana bunun tersini anlatabilir misiniz? Ben savunmuyorum. Anlatamazsınız. Siz kendi fikrinizi söyleyin, ben kendi fikrimi söyleyeyim. Tabii ki söylüyorsunuz zaten. Evet. Karton etim orada dururken bile Gülcan Hanım'ı sinirlendirmeye başarmış, amacıma ulaştım. Gülay Hanım'ın karton eti saçma geldi. Yani özgüveni çok yüksek bir kişilik bence. Bundan dolayı da kendini herhalde şeylerde böyle hani bulunmaz Kaf Dağı'nda görüyor. Bu sebepten dolayı da zaten oturduğumuz sürece hep mimik olarak beni çok rahatsız etti. Bu hani davranışları, bu enerji uzmanı olma böyle hani hal hareketleri tamamen bir mesleğiyle bağdaştırıp kendisini ortaya çıkarma amacıyla yapılmış bir şey. Bu sebepten dolayı üstünde çok kaba duruyor bu kimlik. Evet, börek. Yani şaka gibi. Ara yemek. Vallahi biz baktık. Şaka niye gibi? Yani dün patates vardı ara yemekte. Menüsüne baktık. Ala Bey'e de söyledim şaka gibi. Ona da dedin yani, şaka evet, gibi. Dedim. Öyle mi dedi? Çünkü neden? Ben 3 çeşit koydum. Beğenilir ya da beğenilmez Zuhal Hanım. Gülay Hanım dün Ala Bey'i şundan eleştirdi. Bir tane var. Bir taneyle menü mü çıkar dedi. Fakat bugün kendisi de aynısını yaptı. Yani burada eleştirdiğimiz şey sizin 3 tane çıkartmanız veya 5 tane çıkartmanız değil. Kendisinin dün aynı şeyi eleştirmiş olması. Tabii ki. Orada kendisi de aynı şeyi eleştirmiş. Evet, ben orayı kaçırmışım da onu evet, yani bugün kendisinin aynı şeyi yapması bence burada problem. Kesinlikle. Ara yemeğimiz sürpriz börekti değil mi? Nedir sürprizin? Sürpriz bize mi sana mı olacak dedim. Hepimize dedi. Ne çıkacak içinden? Sürpriz olan ne? Sürpriz ne? Kaşar peynir çıkabilir diye düşünüyorum. Yetiştiremeseydim börek yiyemeyecektiniz ve bu size sürpriz olacaktı. Hayır, ben yaptım. Tamam, açtınız. Evet. Güzel. Açtınız. Siz de mi açtınız? Yufkayı ben açmadım. 2,5 saatte nasıl açabilirim? 28. evlilik yıl dönümümde sizi yemeğime çağıracağım. Eskiden ve börekten baklavalar açacağım size. Evet, tahmin ettiğim gibi kaşar peynir koyulmuş içine. Bunu beyaz, nasıl kaşar olarak gördünüz? Beyaz lor peynir galiba. Lor peynir, lor. Evet. Beyaz lor peyniri kaşara benzettim. Vallahi ilk etapta kaşara benzettim. Daha tadına nesini? Bakmadım. Nesini? Rengi desen şöyle tutmaz, formu desen. Ben farklı gördüm. Ha, peyniri görmediysen belki yufkayı gördün, olabilir. Olabilir, doğru. Peki nesi sürpriz? Ben cevap alamadım. Lor peynir. Sürpriz o. Neden sürpriz evet, dedin? Yani niye bana sürpriz demeksin? Peyniri börek niye demedin? Belki o an ruh halim patatesli yapmak isteyebilir diye düşündüm. Belki kıymalı. Ama sonra o an psikolojik olarak lor peynirini almak istedim. Enerjim bugün lor peynirli bir börek yapmak enerjiye istedi. Enerjiye bitmedi bu. Ruh halim lor peyniri nasıl çekiyor çok merak ettim ben. Sürekli şarj oluyor benim enerjim böyle. Beklerken bile şarj oluyor. Çok net. Evet, belli oluyor değil mi? Evet. Buradan size bir yansıdı şarj mı? Şarj oluyormuş. Yeşilden güler. Çok kolay bir börek. Ben bu menüyü inanın 1 saatte evimde çıkartırım. Yumuşak bu mıydı? Bu böreği de. Kesebildiniz mi? Bence çıtır olmalıydı, yumuşak. Yumuşaktı evet, değil mi? Yumuşak. Ama çıtır olmalıydı. Daha ince bir yaprak yufkaya sarsaydınız, fırında neden biraz daha bekletseydiniz, çıtır olsaydı sert oldu diyecektiniz. Çıtır olurdu. Çıtır olsaydı da olurdu. Sert oldu diyecektiniz. Ekstra, lütfen ben konuşuyorum. Tabii dinliyorum. Loru koymuşsunuz. Evet. İçinde maydanoz yok. Belki maydanoz sevmeyen olabilir. Ben sevmiyorum mesela. Mesela ben yaptığım yemeklerin hiçbirinde sevmediklerini düşünmeyin. İçinde sevmiyorum. Ama normal salatada seviyorum. Yani bir de ben maydanoz kesinlikle olanları sevmiyorum. Siz kendinize göre bir menü çıkartmışsınız. Evet, en azından 2 gündür eve aç gidiyorum. Ama bugün koca eline en azından doyup da gideceğim. Ama nasıl ikleme düşüyorsunuz? Ne neden diyorsunuz? Ben sevmediğinizi düşündüğüm için hani sevmeyebilirsiniz, o yüzden maydanoz koymadım diyorsunuz. Evet, ben de sevmiyorum çünkü. Ama o demin söylediğinizi de çok kendime tezat göre nasıl tezat? Dün ben sevmiyorum dediniz Gülay Hanım. Ben elma suyu seviyorum.
sormadan elma suyu doldurdu benim mesela. Benim anladığım kadarıyla Ala Bey de zaten dün büyük ihtimalle alışverişte içecekleri unuttunuz. Yok, unutmadım. Bir tek elma suyu koydunuz. İzleyeceksiniz. Ala Bey'e. Ben marketteyken söyledim zaten. Ben almayacağım. Evet. Peki Sibel? Beğendim ama şöyle, bu tamamen biraz şey olmuş yani, riske girmeyeyim, sürpriz börek diyeyim. Hani ne çıkartırsam buydu başka derim. Başka ihtimallere karşı aynen sürpriz öyle. Önünü evet, mü kesmiş? Bu böyle bir börek olmuş yani. Ha, lezzet anladım. Açısından verirsem evet pişmiş. Cüneyt, ben beğendim bu arada. Afiyet olsun, beğendim. Evet. Teşekkür ederim. Beğendim Sibel. Ama hazır. Hazır. Biraycığım. Teşekkür ederim. Biz senden çok yüksek bir performans bekliyorduk. Hatta yolda konuştuk, dedim ki börek yapıyorsa evet. Kalkıp zahmete girip patates püresi ya da kıyma kavurmaz. En basiti, en kolayı peynirdir. Kesinlikle peynir koyacaktır diye söyledim. Ama ben zaten kendim kıyma yemiyorum ki. Ama tabii onları ama biraz siz yemiyorsanız biz de yemiyoruz. Ama ben de damak tadıma uygun bir şeyler yapıyorum. Dün doktor bey de aynı şey söyledi. Kendi damak tadımıza uygun bir şeyler. Bildiğimiz yani evimizde yediğimiz ve en pratik yapabildiğimiz şeyler yapıyoruz. Sağ ol canım, eline sağlık. Verelim ana yemeğe geçelim. Evet, klasik bir şeyler yaptınız. Altındaki tabakla börek alabilirim. Tabii ki. Teşekkür ederim. Börek konusunda Gülcan'a katılıyorum. Eğer fırında bir yufkayla tepsi böreği veya bu tür börek yapıyorsan üstünün çatır çıtır olması evet. lazım. Birincisi üstü çıtır değil. İkincisi bu böreğe lor mor olmaz. 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 Börek şeyi yani, alamazsınız yani gözleme gibi. Keşke koymuş olsaydı. Hayır efendim daha yani tepsi böreği yapacaksan için şöyle yağlı bir beyaz peynir, ezine peyniri koyacaksın. Evet. O peynir veyahut, hani sosisli yaparsın, bir domates sosu, bir kaşar, onunla bir eritirsin. Veyahut dediğin gibi kıymalı patates. Ispanaklı falan. Yapabilir ispanak mesela. Ispanak çok yakışır. Yani. Ama bu olmamış, kuru kuru bir peynir. Kesinlikle. Ne tat var, ne tuz var. Hiç enerjimi ve tansiyonumu düşürmeye çalışıyorlar ama yerlerini yemezler. Yani bana hazır yufkayla börek yaptım diyen adam şu kadarcık bir patates kızartmış. İçine de bir iki sarımsak koymuş, zaten tansiyonum düştü dün. Gelmiş bir de şimdi beni eleştiriyor. Eleştiri yaparken önce kendiniz ne yaptınız onu bir hatırlayın. İlk gün hiçbir şey yiyemedim. Börek yoktu. Ana yemek yanmıştı. Her şey tam bir fiyaskoydu. Ona rağmen bugün hepsi yedi ve beğendi ve hala arkamdan konuşuyorlar ama diğerlerini yemezler. Şunun altını hemen açayım, gidip tabaklarını alacağım onların. Onlara az az vereceğim, zaten hiçbir şey yemiyorlar, tabakta artık olarak kalmasın. Yemek yorumlayamadığı için de diyorum ya, sadece yapmak için, menü çıkartmak için ve kendini göstermek için geldiği için bence evet ya, ona göre bir menü olmuş bu yani. İki günde zaten aynı şeylerde hep kıyafetinden, saçından, işte takma kirpiklerinden. Bak hala arkamdan konuşuyor, duyuyorum ben onu buradan ama maketim orada. Maketim orada Allah'tan. Sinirlerini bozdu onun, tam bir de yan tarafına koydum. Sonra ben çok iyi yapacağım. Bunların hiçbiri bana göre çok mu? Benim inanın 18 yaşındaki oğlumu ben eve gidiyorum, bana sofra kuruyor, çayımı demliyor, ben çayımı içiyorum. Ama benim 13-14 yaşındaki kızlarım sarıyorlar bunu. Yani benimkisi erkek diye söyledim yani, erkek olmasına rağmen inanın eve gidiyorum buradan. Yemeğim hazır, çayım hazır. İnanın bana. Elinize arkamdan sağ. Konuştuğunuzu duydum ama kartonetime doğru mu konuştunuz? Yok yok, onu hiç gözüm görmüyor benim. Şapka. Çapka yok, mı? Hiç, hiç. Piercingli bir şapka. Zaten piercing, dövme, onlarla hava atıyor. Dediğim gibi kendini göstermeye gelmiş. Aa, duyuyorum ben onu. Piercing, dövme. Bence benim marjinal bir kadın olduğumu anladı, kıskandı beni. Benim gibi olmak istiyor ama olamayacağını da biliyor. Bilmeli zaten. Sıfır yanlış yapıp ben her şeyimi yetiştirebildim diyebilmek istedi. Çünkü amaç dediğim gibi bir lezzet tattırmak değildi. Kendini tanıtmaktı. Şimdi bunun üstüne mozzarella peyniri atacağım. Ne kadar çok yorulmuşsunuz falan diyecekler. Salatalarını da koyayım da şunun çenelerini kapatayım. Çok konuştular, biraz yemek yesinler. Maskelerini ağızlarına taksınlar bence onlar. Köri soslu tavuk ve mozzarella. Peynirli bir makarna diyecek. Hani Türk, yani Türk mutfağı şeyler yapmak istedi. Yayla çorbası. Benim tam soframa, üstümü giyinmişim, tam menüme eğer biri verirse pozitif halimden çıkıp böyle içimdeki canavarı falan onlara gösterebilirim. Çok büyük haksızlık yaparlar. Mozzarella peynirli makarnamız, yanında köri soslu tavuğumuz ve yeşillik salatamız. Ben babasına dedim, sen dedim ama beni tavsiyesi verseydin ya kızına kızım diye. Ama sadece ama lezzetleri. Bakın sunum güzel. Cüneyt Bey de. Salatasını da getirdi, ne kadar teşekkür güzel. Teşekkür ederiz. Bu körülü mü? Körülü. Evet. Benim körülü. Bildiğim krema da koyulur. Biraz. Koymuştur belki. Anlıyorsunuz yemekten maşallah. Yok ben anlamıyorum da. Çok teşekkür ederim. Anlamaya çalışıyorum. Gülay'cığım bir çatal bıçak rica edeceğim senden. Yok yok o Türk yemeği değil ya. Türk yemekten anlıyorsunuz çünkü.
bir de kebapçı. Neden bana takılıyorsun, ustalığıma yok, takılıyorsun yok. Onu anlayamadım. Korkuyor musun hala? Yok, İyi performans göstereceğin için. Hala sadece. Ben sana çok şey söylemeyeceğim. Tabii. Ama cuma günü ben sana masada bir şeyler söyleyeceğim. Her şeyi yiyeceğim. Yemekler konuşacak. Yemekler desene konuş. Cüneyt. Ben etleri severim. Ondan sonra eminim ki hep etler. Özür dileyeceksin benden. Tamam olur. Cüneyt Bey bence final günü göreceğiz ama ben çok anladığını düşünmüyorum. Sen bana kuru fasulyenin tarifini vermedin bana ya. Faydalarını. Kuru fasulyenin faydalarını say. Evet, yan etkilerini de say. Ya kuru fasulye. Onu sayabilirim. Say bir etli kuru fasulye. Gerçekten bunda çok ciddiyim. Bir etli kuru fasulyenin faydalarını söyler misin bana ya? Tamam siz yiyin. Cüneyt Bey ile Ala Bey'in arasındaki gündür bir tartışma gerçekleşti. Aşçısın değilsin muhabbeti. Ben Ala Bey'in o kelimeyi yanlışlıkla söylediğini düşünmüştüm. Hatta biraz da doğru bulmamıştım. Yani sorgulanmasını çok hoş bulmamıştım. Ama ben bugünkü yorumlarından sonra gerçekten Cüneyt Bey'in yemekten anlamadığını düşünüyorum. İşte her şeyle ilgili gereksiz bir bilgi atıyor. Fakat bence o yemekle ilgili yorum yapmıyor. Sadece aşçılık kimliğinin arkasına sığınarak ben biliyorum duygusu yaratmaya çalışıyor. Ben adama sinirlenirken adam laubali şekilde gülerek tekrar cevap veriyor. Ben o insan ne diyebilirim ki? Ne dediğimi anlıyor, ne tepki veriyor. Tepkisine karşı tepki veremiyorum yani. Ne dediğini bilmiyorum, anlayamıyorum. Abartı, abuk subuk konuşuyor, sürekli gülüyor yani. Gerçekten ciddi olmuş olsaydı bu sözlerimin karşısında biraz daha farklı bana cevap verebilirdi yani. Ya gerçekten hayatında bir yemek yapmayan bir insan bundan daha iyisini yapar. Ne? Gerçekten. Ana yemeği yedikten sonra mı söylüyorsun şu an? Evet. Ben bu yemeği gördükten sonra... Ay ilk defa duyuyorum, haklısınız bugün. Şimdi bugün eyvah, değil şimdi. Eyvah. Gerçekten. Çünkü hiç hapsi değildiniz yani. İlk defa gerçekten. Eyvah eyvah. Ben önce size bir içecek servis de yapayım. Misafirlerim önce doysun. Ben zaten çorbamı ve böreğimi bitirdim ama ya. Ama doymadık. Sıkıntı orada işte. Siz doyamadık zaten... bir türlü. Ne yeseniz doymayacaksınız. Ben de mantı da aysam doymayacaktınız. Pardon. Mantı da aysam doymayacaktınız. Buyurun. Demin söylediğinizi söylemek misiniz? Asitli mi asitsiz mi içiyorsunuz? Asitli mi asitsiz mi içiyorsunuz? Asitli mi asitsiz mi içiyorsunuz? Size şu anda eldivenlerimi çıkartmadan önce... Mantı da aysam beğenmeyeceksiniz. Seyrettiğinizde görürsünüz. Ben sizin asla inanmıyorum mantı açabildiğinize. Tamam bu tarafa sorayım. Sibel Hanım meyve suyu mu içiyorsunuz? Ayran var, portakal suyu var. Ben siyah olandan alıyorum. Siyah olandan. Gerçekten ağzıma aldığım an yani... Zor yutkun. Şu sizin bardağınız. Şu yemek gerçekten size hitap ediyor mu? Evet ediyor. Gerçekten hayatımda gördüğüm en körü soslu tavuk. En körü soslu. Bu çok iyiydi ya en körü soslu. En kötü körü soslu evet. Tavuk. Neden kötü? Ya bu pişmemiş bir kere. Size geldiğimizde ne yiyeceğiz? Kebap mı? Bir dinleyelim Gülay'cığım. Rica edeceğim. Çok özür dilerim. Dinliyorum. Bunda krema olmuş olsaydı bu kadar çekmezdi. Başka? Bu kadar çekmezdi. Körüyü doldurmuş tavuğun üstüne. Hı hı. Süzmüş getirmiş yani kupkuru olmuş zaten pişmemiş zaten. Kuru mu? Niye benim ağzım yani, çok ıslak geliyor? Makarnaya gelince makarna siz süzdükten sonra süzerken biz soğuk sudan güzel tuttunuz mu soğuk suya? Tabii tuttum izlersiniz. Yani bu zaten. Biraz çok makarna nasıl yapılır? Makarna normalde soğuk suya tutulmaz. Biz aşçısınız yani bilmeniz. Neden ama süzdükten sonra onu soğuk sudan geçirmeniz lazım? Neden? Hayır, normalde soğuk suya tutulmaz. Neden tutulmaz? Ben tutuyorum. O yıllardır yanlış bilinen neden bir şey. Neden tutulmaz? En güzeli aslında fazla suda değil birazcık miktarını az tutup az ve süzmemektir. Evet. İçinin de nişastası. Makarnayı haşlarken bile içerisine bir gidip tereyağı koyacaksınız. Tereyağı değil sıvıyağı koyuyorum. Sıvıyağın dışında. Tereyağı koyacaksınız ama ve koku... tamamen iyi piştikten sonra, bayağı bir piştikten sonra bunu çıkaracaksınız. Kaynarken o tereyağı ne oluyor? Eriyor. Sevmeyenler var. Yani ben mesela tereyağın kokusunu gerçekten sevmiyorum. Tuz döküyor musunuz kaynarken? Tuzu zaten ilk suyunu koyduğumda yağ ve tuz atıyorum o suya. Ya kaynarken kaynadıktan sonra koyulur tabii. Yani evet, bayağı lapa olmuş. Lapa olsa de birbirine... Sen aldante mi seviyorsun makarnayı? Nasıl? Aldante mi seviyorsun makarnayı? Yok ben her türlüsünü severim makarnanın ama yapılış tarzına soruyorum yani. Mesela kaşarı çiğ koymuş tarzı. Üstüne. Bunun üstüne çiğ kaşar konulmaz. Çiğ kaşar mı? Mozzarella değil mi? Mozzarella. Bunu ama ha kaşara mozzarella benimki de laf. O Türk mutfağı bildiği için mozzarella. Mozzarella İtalyanca kaşardır ne demektir? İtalyanca. Yani siz ne dersiniz? Niye o zaman mozzarella demişler? Mozzarella bizim Türkler biraz fazla şeye edebiyata gittiği için. Edebiyata gittiği için. Sizinle de gerçekten edebi değil yani. De mozzarella ne demek? Vallahi ben Türk dili ve edebiyat öğretmeniyim bilemeyeceğim. Mefailim falan. Aynen öyle. İtalyanca mı sormamız lazım? Size soracağım. Mozzarella nedir?
Ben İtalyan edebiyat öğretmeni değilim. İtalyanca öğretmenim ya. Yani mozzarella Türkçesi kaşar mı? Evet. Ha, ilk defa biliyorum. Tamam. Nedir bunda bir fark görüyor musun sen? Neyde fark aradı? Mozzarella İtalyanca'da kesmek demektir. Kesmek. Evet, yani kaşarla pek şeyi yani muhtemelen dilimlenmesinden yola çıkarak pizzanın üzerine bir şey. Pizzanın üzerine kullanılan bir şey olduğu için pizza, makarna, makarna, salatalar. Hatta bir ara yemek olarak İtalyan restoranına gittiğinizde mozzarella fesleğen domates gelir, zeytinyağlı falan. Yüksek yağ oranı nedeniyle de yarı yumuşak bir peynir, suda muhafaza edilir. Kovalarda, şeylerde, suların evet, içinde marketlerde satılır. Evet, o kadar detaylı bilmiyoruz tabii evet, ki. Evet, evet. O kadar detaylı bilmiyoruz. Güzel bir peynirdir. Dediğim gibi hatta onun çok büyükleri de vardır. Onları böyle kesersiniz böyle yanına biraz fesleğen, domates. İyi yerde efendim, böyle güzel biraz olur. Zeytinyağı falan gezdirirsiniz. Limon çok da güzel olur yani. Kapris salatada özellikle çok tercih edilen bir peynirdir. Güzel. Evet, salata nasıl? Salatanın tadına sadece domates geldi çatalıma. Şöyle çok fazla tuzatmadan önce geldi. Belirtmek istiyorum. Siz mevsim olarak diye belirtmişsiniz. Limonu bilerek yan tarafına bıraktım. İsteyen sıksın. Bunun neyini sıkayım ya? Oraya evet, yağ bıraktım. İsteyen döksün. Hanım, tuz bıraktım. Gülay isteyen Hanım, döksün. Siz bunu mevsim salatası olarak mı? Ama sunum söyledim olarak koydum. Ben de diyorum niye limonu ama yok? Normalde, buradayım hani, göremedim. Sunumu sizin yapmanız gerekmiyor mu Gülay Hanım? Ne kadar limon sevdiğinizi bilemiyorum. Dün mesela çok ekşi dediniz. Yok ay, sirkesi yok, hayır, fazla dediniz. Bir sürü şey söylediniz yani. Dün salatayı herkes ortak beğendi. İşte önceki gün dün yani çok sürekli bir şey. Çok affedersiniz. Evet. Ne olarak geçmişti ismi? Salata. Yeşil salata. Yeşil salata. Evet. Yeşil salata bir mevsim salata tarzıdır, doğru mu? Yeşillik evet, salatası değil. İçinde domates olmaz ama benim bildiğim. O da doğru değil ama neyse. Yeşillik salatada. Çeri domates konur ya, bir tane iki tane koyuyor. Kimisi hiç tercih. Ben mesela yeşil salata istediğim zaman ince kıymayı hiçbir şekilde kırmızı ya da farklı renk bir şey görmek istemem. Evet, bana derim ki rokla maydanoz, göbek, marul, kıvırcık karıştır getir ince kıyım derim mesela. Belki peynir ben zaten rendim. Güzel Hanım. Ama beğenmedin. Ben kayık tabakta bekliyordum salatayı. Ne servis güzel ya. Üzerine güzel bir iki dilim domates dolayısıyla çeri koymuş, o da olur. Ben o riski de almak istemedim. İçine de domates bence koysam şeyde, çok su bu arada bir şey diyecektiniz. İzmit'ten getirdin mi? Tabak çanak senin mi, buranın mı? Benim tabak çanaklarım. Ha, güzel, servisin güzel. Onu da söyleyeyim servis yani. Servis güzel, tek sunumu hata güzel var Zuhal Hanım. Sunum olarak. Tabağın içine yenilmeyecek bir şey koyulmaz. Ben de aynı şeysin. Bu değiyor yediklerim. Yani kase dışarıda gelebilir. Şöyle ama o kadar karıştı ki artık burası. Dedim ki bunları da sonradan getirsem buraya. Yani öyle karıştı, olmalıydı. Hiç karışmadı hem ya. Öyle olmalıydı. Karışmadı. Bu tabak çok boş diyecektiniz. Ne alakası var canım? Istedim. Zaten tabak boş. Hani onu koysanız da boş yani. Nasıl boş ya, görmüyor musunuz? Allah aşkına makarna. Gözlükleriniz var gelirken mi takmıyorsunuz evet, Gülcan Hanım? Evet ben gelirken numara takmıyorum. Ben kitap okurken gözlük takıyorum. İğne oyası yaparken mi? Şöyle söyleyeyim. Şunu yapış yapış bir tavuk olmuş. Sizinki yanmış. Tabiri caizse. Hiç değilse tamam tavuk ya, var. Ben yemeklerimi lütfen beni bırak artık. Niye? Bırak, neden bırakayım? Ama bırak. Senin bir yemeklerinle ilgileniyorsun. Ama direkt iki gündür eleştiriyorsun zaten. Ben evet, buyur Gülcan devam. Yapış yapıza ağzıma yapıştı yani. Yiyemedim inan, bir taneyi yutamadım. Yani makarnanda tereyağı yok. En neden azından bir makarna yapıyorsun. Ya ben sıvı yağıyla yapıyorum makarnayı. Tereyağı az önce demedim. Sıvı yağıyla yapıyorsun bir de. Tereyağlı makarna mı olur ya? Peki, Gülcan tekrar yemeğe dönelim. Tavuğu şey tavuğu mi buldun? Tavuğu hiç beğenmedim Zuhal Hanım. Gerçekten ağzıma yapıştı. Makarna zaten inanın hani elim lezzetli diyor hanımefendi kendisi ama evet, ben bir lezzet göremedim. Bütün aşkımı verdim mi yemeklerime? Yani o aşkı da görmedim. O lezzeti de görmedim. Tuzsuz. Gördüm. Yani tuzsuz. Tuzu buraya bıraktım. Yağ kokuyor. Yani sıvı yağ kokuyor nerede makarnanız. Nerede sıvı yağ kokuyor? Az önce dediniz ki yağsız. Onun tıkalı herhalde. Hayır. Sizin. Az önce dediniz ki yağsız. Köri sosu fazla olmuş tavuğun. Yağsız. Yani hangi birini eleştireyim ben çoktayım şu an. Tam tersi bence köri sosu eksik yani oldu. Vallahi eksik koydum yani. Doğru. Salata nasıl? Salatayı da salata yani. Sönmüş. Tuz önceden atılmış. Sönmüş mü? Bakın başarılı. Salata sönmüş. Tuz önceden mi atılmış? Tuz yok salatanın içinde. Tamam yoktu. Sönmüş, görmüyor musunuz? Tuz atınca mı sönüyor salata? Lütfen gözünüzle bir bakar mısınız? Salata tuz atınca sönüyor mu? Şimdi tuz koymadın, limon da koymadın. Yani sos koymadın. Demek ki bir saat önce zeytinyağı gezdirdim bilerek. Dedim ki isteyen, mesela ben de normalde tuzsuz yiyorum salatayı. Sizce sormamış mı? Lütfen. Ben önce size bir şey söyleyeceğim. Zeytinyağı çabuk yanmaz. Çabuk yanar. Hayır. Kokar, zeytinyağı ağır olur. Zeytinyağı var içinde. Yanmaz. Zeytinyağı. Yanmaz Gülcan. Doğrudur. Demek ki ben olabilir, yanlış olabilir, olabilir. Problem. Hatırlıyorum. Sünmüş diyor. Salatanın en önemli kriteri fresh olması. Sünmüş yani. Olması. Evet. Sünmüş. Yani yanmayayım. Zeytinyağı değil de tereyağı yanar.
Tamam, doğrudur. Elinize sağlık bir kere. Teşekkür ederim. Fakat makarna ile sanki tavuğun içerisindeki soslar yer değiştirmeliydi. Yani krema kullandınız mı bunu bir kere? Kullandım. Makarna bence kremalı olmalıydı. Tavuk sadece köylü olmalıydı. Bunda çok köri, yani kremayı çok karıştırdığınız için çok hamurumsu bir tat olmuş ve tavuk pişmemiş. Yani bana göre biraz çiğ kalmış. Biraz daha pişmeliydi, daha dağılmalıydı. Ve makarna kremalı olmalıydı. Makarna çok sade olmuş. Yani siz o dengeyi kremayla makarnada yüklemeliydiniz. Ama herkes kremalı makarna, ben de sevmiyorum. Ama kremayla köri yapmışsınız. Konuşamıyorum ya. Yani kremayı katmışsınız tamam, zaten. Ama tavuğa yakıştırıyorum. Ama ben makarnayı sade seviyorum. Tamam, işte ben de kendi yorumumu söylüyorum. Normalde tamam. Olması gereken bu. Yani krema, afiyet makarna, makarnanın bu şekilde olması lazım. Tamam. Sadece tavukta körinin baharatının yoğun olması lazım. Burada bir hamurumsu tat olmuş. Salatada Gülcan Hanım'a katılıyorum. Yani belki aldığınızda olabilir. Dolapta beklemiyor gerçi, hemen alıyorsunuz, doğruyorsunuz ama hani ondan dolayı gerçekten bir şey var. Ben de sos kullandınız mı diye baktım ama sadece zeytinyağı var. Evet. Gülcan Hanım'a katılıyorum burada. Yeşillik biraz sünmüş. İnşallah yarın siz markete gittiğinizde taze bir şeyler bulursunuz. İnşallah. Sen taze bulamadın mı? Yani marketten geleni sirkeli suda bekletip göbek falan kullansaydınız. Göbek yoktu zaten. Yok muydu? Yani hani en azından böyle bir riske girmezdiniz. Bir de siz sürekli cümle arasında şey diyorsunuz, ben böyle sevmiyorum. Şimdi siz İskender yerken usulüne göre mi yiyorsunuz? Nasıl yani? Mesela İskender'i tavuk döner olarak koydurup yapmıyorsunuz herhalde değil mi? Evet. Et döner, dönüyor, yanıyor falan, bu şekilde oluyor. Evet. Onun usulü odur değil mi? Yani biz yemekleri yaparken öncelik olarak nasıl yapıldığıyla ilgilenmemiz lazım. Tamam. Yani sizin nasıl sevdiğinizle ilgisi yok. Başka bir şey gelmedi ama. Ama şöyle, mesela bu tavukta krema kullanılmaz. Yani kullanılmamalı. Çünkü nasıl ya? Neden? Krema çok ağır olur çünkü. Makarnanız çok sade olmuş. Şimdi bence isim vermek istemiyorum. Gülay'ın dünyası. O dünyasına gittiğinizde aynı tabak geliyor böyle önünüze. Böyle işte. Ben zaten aynı tabak o Gülay'ın dünyasından yola çıkarak da söylüyorum. O dünyada aynı tabak geliyor. Bu dünyada asla da bu tabak geliyor. Asla öyle gelmiyor. Bakın bunda bayağı hamuru yani. Hamur. Hamur o yani. Dünyada ben zaten geliyor. Baştan söyledim. Tavuk evet. İyi pişmemiş. Pişmiş olsaydı, suyunu çekmiş olsaydı siz kremayı koyunca köri onu suyunu çekmemiş olsa bu sulu bir şey olmaz mıydı? Onu sulandırdı. Evet, hazır krema. Hazır krema. Krema hazır kullanılır zaten. Paket yok, hayır. Onlar, paket ya kendim şeklinde. De yapabiliyorum derken, ama burada mecburiyet mi var? Ben kremayı kendim yapıyorum yani. Kullanmıyorum hazır mayonezini krema. Mayonezini bile kendi yapan var. Tabii yani, canım ben de. Kullanım diye bir şey yok. Ben özellikle bu tarz yemeklerde onu yağda yapışmayı yapmak istemedim. Siz restoranlarda biz yapıyoruz. Biz paket olarak alıyoruz. Biz restoranda değiliz ama evdeyiz. Evde yiyoruz. Ama şu an benden restoran yemeği bekliyorsunuz. Hayır restoran yemeği bekliyorum. Şu an bana diyorsunuz ki ben gittiğimde o restoranda böyle geliyor. Hayır böyle geldiği için söylemiyorum. Siz bana ondan örnek verdiğiniz için ben size böyle söyledim. Normalde bu kadar yoğun yapışık olarak yenmez. Demin bir örnek getirdiniz. Tavuktan da İskender'i biz yapıyoruz. Bunu ben ne anlatıyorum, ne anlatıyorum. Bunu ben size söyleyeyim. Yani onu ben de biliyorum yapıldığını. Keşke daha güzel bir örnek. Siz edebiyat öğretmenisiniz ya, demin bize edebiyat dersi veriyordunuz. Tamam, aşçısınız siz ama yemekleri siz de tanımıyoruz biz. Biz de sizinle birlikte aynı ülkeyi paylaşıyoruz. Biz de yiyoruz yani. Çok teşekkür ederim. Biliyoruz nereden neyin yapıldığını. Ben sadece İskender'in aklımıza gelen bir şeyden bahsettim. Onu söylemek için, usulünü anlatmak için söyledim. Tereyağı yerine zeytinyağı koyabilir misiniz? Başkası söylemiş olsaydı ben bunu söylemezdim gerçekten. Ne kullanayım, ne istersiniz? Ona göre. Başka bir örnek verin siz. Edebiyat hocasınız demin bizim. Ne yemek söylesem onu söyleyeceksiniz şimdi. Açıklama tamam şöyle söyleyeyim. İskender'in üstünde tereyağı mı istersiniz, zeytinyağı mı? Oldu mu? Tereyağı istersiniz. Çünkü İskender'in üstünde budur usul. Sizin de sınıfınızdaki disiplini masada da kurmaya çalışıyorsunuz hocam. Yok fark etmedim ya, yok yok öyle demeyelim de. Şey diyelim biraz sadece. Biraz usulü seviyorum herhalde evet. Onunla alakalı. Ama yakışıyor hala size. Öğretmen olsunuz anladı nedir o yakışıyor? Evet hadi hala. Ben ana yemek beğenmedim. Çünkü makarna basit geldi bana. Evet çünkü dün sizin evde ana yemek yoktu. Yok vardı. Vardı. Ben tavuk yemiyorum. Evet. Gerçekten ben, mi? Evet tadına bakmadım. İyi ki bakmadım aslında. Ne demek öyle bir şey? Ya yemek zorundasın. Susun. Ne demek bakmadım? Ne ama varsa yemek. Tavuk sevmeyen birisi yani neden susunu, yarışmaya giriyor? Ben susunu sadece tadı. Hayır tavuktan alman gerekiyor. Bu yemek yarışmasında önümüze koyan her şeyden tatmak durumundayız. Tamam mecburen. Bakacağım. Bakacağım. Tamam bakacağım. Şimdi makarna ben beğenmedim. Üzerindeki sadece mozzarella döktünüz. O çok basit bir şey yani. 7 yaşında bir erkek ya da kız çocuk yapar yani. Gerçekten. Gerçekten salata sunmuş. Mi? Evet salata sunmuş. Limon keşke işinde yok. Keşke size geldiğimizde siz de bir hamur açsaydınız da karnım doyup da gitseydim. Vaktim varsa aşardım. Vaktim varsa İşte benim de vaktim ancak bu kadarına enerjime el verdi ya. Yapışmış. Ve körenin tadı biraz fazla geldi bana. Makarnayı tadını makarna beğenmedin. Yok. Yok makarna salata sade. Tamam sünmüş. Sade bir makarna ama, yani. Yani sünmüş ama
Tadı yani iyi. Sadece limon sıktıktan sonra... Bütün bunlara ek olarak bir şey sormak istiyorum Gülay'cığım. Evet. Tavuğu niye bu kadar az, makarnayı bu kadar çok tuttun tabakta servis ederken? Zaten yemeyeceklerini bildiğim için tadına bakıp bırakacaklardı ve azaldım. Ama size zaten göre sofrayı siz kendiniz... Kendi sevdiğiniz şeyler yapmışsınız. Evet, çünkü bütün enerjimi masaya yani göre böyle. Bizim için bir şey yapmamışsınız ki. Sizin için yaptım, sizin için özel hazırlandım. Lütfen. Ama ana yemek hazırladım. Konuşurken yanında siz ona... dediniz ki ben sevmiyorum, o yüzden yapmadım dediniz. Şimdi insanların yiyip yememesi bizi ilgilendirmez. Zaten herkes bütün tabakları da yalayıp yutmuyor. Hiçbir ama yarışmada yarışmaya şey katılırken... Zara, fakat şimdi Zara, yemek... Bir şey söyleyebilir miyim? Yemek sunumunda... nerede olursa olsun ister misafir ağırla ister kendine koy tabakta... İstersen restorana git, her zaman için ana yemeğin miktarı yanında ona eşlik eden diğer yemeklere nazaran daha fazla olmalı. Fazla. Yani şimdi sen bir restorana gitsen para vereceksin, nereden baksan bu tabağa ne kadar? Şimdi sen et makarna veya tavuk makarna söylüyorsun. Şu kadar tavuk gelse, bu kadar makarna gelse sen demez misin işletme sahibisine? Bu ne kardeşim, ben tavuk yemeği karnımı yani doyurmaya geldim. Hap kadar, avuç içi kadar tavuk koymuşsun dersin. Çünkü ana yemek adı üzerinde. Ara yemekte diyorsunuz ya, niye bu kadar küçük, niye bir tane koyuyorsunuz? O kabulüm. Ara yemek o. Yani bu kadar börek getirdin, bu kadar tavuk getirdin. Ama orada doyduktan sonra zaten bir şey soracağım. Ana yemek evet değil, test. Hala biliyorum, çok özür dilerim. Ama şöyle tenzih ediyorum, lütfen kaosa yaratmayalım. Tamam söyleyeceğim de. Kaos. Şöyle. Ha, öyle bir lanse ettiniz ki. Şimdi, çünkü söyleyeceğim şey de ne olur beni katmayın demeyin, sadece örneklendirme tamam, yapmak için söylüyorum. Gücen Hanım. Şu an benim enerjim oradan ona doğru gidiyor ya, böyle bir sakinleşti. Enerjiyi de bir durduralım ne olur. Aynen. Şu Gücen Hanım'ın gününde siz ana yemeği çıkartmak istemediği zaman tepki verdiniz değil mi? Evet, getirin dedim. Tamam, tepki verdiniz. Şu an sizin tavrınız da aynı. Yemeyeceklerini bildiğim için az koydum. Yani siz olan neyse onu koymak zorundasınız. Olanı koydum biz zaten. O gün Gücen Hanım'a... Ona göre aldım marketten. Bilerek 500 gram aldım. Hayır, bir hayır. Almak istemedim. Anlatamadım demek istedim. Şimdi evet, söylerken de bahsediyorum. Yani hani o zaman daha az koydum. Ya da bu kadardı ya da böyle servis etmek istedim diyebiliriz. Siz aynı Gücen Hanım tutumuyla cevap verdiniz. Nasıl o gün yani? Çok eleştirmiştik çünkü. Ben de eleştirmiştim, siz de eleştirmişsiniz. Ama o gerçekten tabakla teşekkür getirmek istemedim. Ben pişirdiğim bir şeyi sizin farkında iyi bir şey yaptım galiba. Ne kadarsa evet, şey o kadar yaptım. Getirmek istedim. Anladım. O hiç getirmek istemedi. Tatlıya geçmek ister misiniz? Bir zahmet, evet. Geçelim. Bence yani, eline sağ ol. Evet, inşallah. Afiyet olsun. Beklediğimiz gibi olur. Gerçekten benim hayatımda gördüğüm en kötü köri soslu tavuktu. 5 yaşında bir çocuk kalk onu yaparsa bence ondan daha güzel yapar. Aslında herkes kendi beğendiği yemekleri, kendi beğendiği sunumları yapıyor. Neden bunu ben yapınca eleştiriliyorum anlamıyorum ki. Herkes kendine göre yapıyor. Ben de kendime göre yaptım. Cüneyt'le devam edin. Evet, ben Cüneyt. Ben söz hakkı istedim. Ben öyle istemedim. Ben böyle yapmadım falan deyip de keşke bize göre yapsaydı. Kendine göre değil de yarışmacılara göre yapmış olsaydı ki bizden bir not almaya çalışsaydı. Yarışmacılardan da ziyade bir yarışma konsepti varsa, yarışma neyi gerektiriyorsa, menü dediğimiz şeyin içeriği, beyan ettiğiniz şey neyi vaat ediyorsa onu çıkartmak lazım. Yani bu genel yani geçer kurallardır. Yani ana yemek miktarı ben öyle istiyorum. O kadarcık yarım kilo tavuk olmaz ki, burada kaç kişiyiz yani. Nereden baksan en azından herkese şunun iki katı tavuk konması gerekiyordu. Kesinlikle. Ve de hani gerçekten de yani makarnayı haşlayıp böyle boca edip yani birazcık da yanına tavuk. Ben gerçekten yemek yarışmasında umarım bir daha böyle bir şeyle karşılaşmayız. Ya köri soslu tavuğu gitsinler bir restoranda yesinler bakalım. Hatta gidip tarif alsınlar restoranttan. Köri soslu tavuğa krema konulur mu konulmaz mı? Bir kere krema konulur. Cüneyt Bey zaten kaşarın ne olduğunu bile bilmiyor. Zaten yemeyeceklerini biliyordum. Fazla da koysam eleştireceklerdi. Fazla da koysam eleştirdiler. Mantı da açsam aynı şeyi söyleyeceklerdi. Börek de açsam aynı şeyi söyleyecekler. O yüzden bugün benim günüm ve ben ne istersem olur. Ben bir yani... özellik göremedim hiç. Ne çorbada ne... Salatada, ne menüsü. Ana yemekte kesinlikle öğrenci. Aynen, öğrenci menüsü. Öğrenci menüsü, öğrenci menüsü yani. Erkek yurt işi. Öğrenci menüsü demeyelim, amatör menüsü. Menümü arkamdan öğrenci menüsü mü dediniz? Öyle evet, bir şey duydum. Evet. O zaman bu bir siz öğrenci menüsü ise hepinizi sınıfta bıraktım. Ama öğretmen var, öğretmeni nasıl? Ama ben de öğretmendim, ben de emekli öğretmenim. Ben de emekli öğretmenim. Öğrenci menüsü olup sınıfta biz nasıl bırakıyoruz onu anlamadım. Menüyü zaten kendi yapmış, yani otomatik olarak kendisi öğrenci oluyor. Gülay Hanım bizi sınıfta bıraktığını söyledi. O da öğrenci menüsü dediğimiz için büyük bir ihtimalle. Aslında kendisi sınıfta kaldı, haberi yok. Tabii öğrenci menüsüydü ve öğrenci menüsünü sadece öğrenciler yapar. Onu bizi sınıfta bırakma gibi imtihanı yok. Çünkü öğrenci olan kendisi oluyor. Ne demek öğrenci menüsü ya? Bir kere ben de emekli öğretmenim. 12 yıl boyunca ben de kuaför öğretmeniydim.
Ben de gerekirse öğrencilerimi istediğim zaman sınıfta bıraktım, istediğim zaman da geçirdim. Bugün de bu masadaki tüm herkese güzel bir hayat dersi verdim, güzel bir sunum verdim ve hepsi sınıfta kaldı. Beni bugün sinir etmeye başaramadılar. Çünkü ben gerçekten orijinalimde de böyle pozitif enerjili bir kadınım. Onlar gelmeden önce tütsü yaktım ya, bence kendileri de yavaştan yavaştan böyle bir erimeye başladılar. İçeride güzel şeyler konuşuyorlar diye düşünüyorum. Ben hani diyorsunuz ya kaç yıllık eyvah. Mesela ben de sizden ana yemek olarak milföy üzerinde tantuniti farklı bir şey beklerdim. Farklı bir şey yapayım diye. Aslında ben içli köfte yapacaktım. Daha diyelim ki Kital yapacaktım ben. Keşke. Ondan sonra yapsaydın çok güzel olurdu. Kital yapacaktım evet. Ama gözlerini yetiştiremedim yani. Yani yaptığım şeyleri bir tek salatam olmasına rağmen sunumlar onu yetişemedim. Sunumlar güzel bu arada. Bakın çikolata soslarıyla. Zaten görsellikle ilgili sıkıntı yok. Görsel. Evet hiç yok hem de. Salata tabaklarınızı da alabilir miyim arkadaşlar? Kaşığınızı da verebilir miyim? Evet. Biraz enerji at da biz de kendimize gelelim. Biraz neşelenelim yani. Çok teşekkür ederim. Ne kadar yani. Gözlerini. Bu da bir Cüneyt görsellik. Bey nasıl? Yani. İnanamıyorum size şu an. Geldi. Hani. Benden Cüneyt Bey'e harika bir enerji geldi. İnanamıyorum yani. Hep size attı enerjiyi ama yani bugün... Ne enerjisi ya, ben kimseden enerji almadım. Benim enerjim bana yetiyor. Negatif enerji. Çok şükür benim enerjim bana yetiyor. Kimseden enerji almaya ihtiyacım yok benim. Vallahi siz birbirinizden bayağı bir enerji alıyorsunuz yani. Ne münasebet canım ya, siz nereden çıkarttınız? Evet. Yani bir jenerasyon yaşıyorsunuz yani. Benim jenerasyonum o, benim kızım yaşında. Aksiyon yaşıyorsunuz. Hemen getiriyorum doktor bey. O jenerasyon değil. Ya hem aksiyon hem jenerasyon. Olmaz, jenerasyon bence konuşmuş şey. Olmak için konuşuyorsunuz. Gerçekten öyle oluyor. Hani sataşmak için. Kulağım bazen tırmalanıyor ister istemez. Gülcan Hanım zaten kendisi direkt enerjisiz bir insan olduğu için ben ona ne kadar pozitif desem de. Ay, bataryası bitmiş onun, sol kullanma tarihi geçmiş. Error veriyor. Jenerasyonu da açıkla da, jenerasyon başka bir şey Cüneyt. Jenerasyon çocukların bu ne diyorlar? Aileden gelen bir jenerasyon. Nasıl diyeyim? Vallahi çok nasıl desen onu diyecektim. Şah. Nasıl? Nasıl? Şah diyoruz ya, jenerasyon şah. Yani 10 yıllık, 10 yıl, 20 nesil. Yıl. Nesil. Evet, nesil olarak. Çağ, nesil. Nesil, çağ, jenerasyon. Bu anlamda evet. Ben tamam. Biliyorum. Peki jenerasyonu nasıl aktardılar? Ben o cümleyi şimdi... Aranızda jenerasyon var dediniz. Jenerasyonu doğru söyledin ne olduğunu da. Doktor Bey. Çok teşekkürler. Nesil, çağ, aksiyon olarak tamam, ben... Tamam işte aksiyondu. Doğru ben kelime. Sonradan ben düzelttim. Ben bir soğuduk hemen geldim. Hem jenerasyon hem aksiyon diye ikna ettiniz. Tamam işte ben sonradan düzelttim. Pardon ben kaçırmışım orayı. Ben düzelttim sizden Gülay önce. Gülay Hanım'la benim nasıl bir aksiyonum olabilir ki? Çok merak ettim. Bir aksiyon olabilir? Vardı ilk gün de Allah'tan onu... Nasıl olabilir? Nasıl olabilir? Soruyorum ettik. İşte size. Yani siz bu kelimeyi nasıl söylüyorsunuz? Her dakikanız aksiyon sizin ya. O kadar mı rahatsız? Vallahi her dakikanız aksiyon. Size, sizden bize fırsat, konuşma fırsatı gelmiyor. Allah aşkına yan taraftan kaptınız, bana satıyorsunuz yok, şimdi. Yok yok. Güzel pazarlama. Vallahi siz dua edin ki pek masada kalmıyor. Yoksa çok şimdi memnun hala oldum. Bak ben bugün masada susuyorum ama sen ille benimle konuşmak istiyorsun. Ya, ne yapacağız biz bunu? Daha iki günümüz var Cüneyt, yapma. Hiçbir Allah problem yok Rabbim sizinle ya. Gerçekten. Ama niye o zaman bana? Bak, ben susuyorum, sizi dinliyorum. Bak ne dedim, bugün gerçekten çok güzel... Eleştiri yapıyorsun. Teşekkür ederim. Yani çok nazikçe konuşuyorsun, çok... Ben böyle bir kadınım, üstüme damarıma basmazsanız. Teyitli konuşuyorsun ama ben evet. Sana bir laf söyleyince hemen... Kelimeleri yanlış telaffuz ediyorsunuz, ondan olabilir mi sizce? Yok hayır, canım. Hayır, hayır canım, jenerasyon, aksiyon aynı şey lütfen. Gülcan Hanım iki gündür gerçekten hiçbirimize izin vermiyor. Ya iki bayandan biriyle çatışıyor sürekli, tartışıyor. Yani... Kendi gününden bir türlü kopamadı. Bize diyor ama kendisi kopamadı. Yani sen her konunun içindesin. Her şeyin içine atlıyorsun. Evet, ben muhallebi gördüm onu. Çünkü bisküvit yok. Evet arasına koymadım. Niye? Arasında? Olmalıydı evet. Ya aşağıda da muhallebiden bir farkı kalmadı ki o zaman. Evet. Yani aşağıda hiçbir şey yok. Mutfakta boşturunca unuttum onu. Yanlarda var ya yine oradan bir iki tane yok, yanlarda istemiyorum. Aşağıda istiyorum. Valla bayağı uğraşmalarım sonucunda aşağıdan bir... Şey aldım ama dediğim gibi çok az zaten yani. Ama araya da olmalı. Muhallebi de biraz... Ben zaten çok tatlıyım ya. Daha katı olmalı. Tabii daha katı olmalıydı. Muhallebi daha katı olmalı. Bir de ya öyle söyleyebilirim. Ben yorum yapabilir miyim? Tabii ki. İçerisine, muhallebisinin içerisinde ne kullandınız? Un kullandım. Başka? Nişasta. Başka? Süt. Nişasta. Başka? Yumurta. Başka? Yani... Şeker. Başka? Bu kadar mı? Başka ne nişasta koydun mu? Evet koydum. Nişastanın bence koymamışsın. Bence de koymamışsın. Koymamışsın. Evet. Ondan sulu olmuş.
Koymuş da az peynir, koymuş. Evet peynir koydum, az koydum. Az evet. Koymuş. Biraz daha katı olması gerekiyordu. Evet. Sonuçta masada bence bir alçımız var. Bunun içinde hiç nişasta yok. Hiç var. Yok. Ben Cüneyt Bey var mı yok mu? Kullanmamış olsaydı bu kadar tutmazdı birbirini. Ne tutmuş ki zaten? Biraz var. Tutmuş mu? Biraz çok az tutmuş yani. Çok az tam tutmuş. İstediğimiz derecede değil tabii ki. Kesinlikle yok. Kesinlikle yok bende. Bence de nişasta kullanmamış. Koymayı unuttum. Aa. Nişasta paketini bütün görünce önümde sonradan aklım başıma geldi. Bunu mu kullandım fazlasıyla? Bu kadar kıvam tutamaz diye düşünüyorum yani. Teşekkür ederim. Ya tavuk göğsü yapıyoruz. Cüneyt Bey bugün Gülay Hanım oynuyor. Tatlı yapmadığı için bilmiyor maalesef. Sadece ben etlerden alıyorum. Ben bir şey soracağım. Yalan söylemeyin. Ben magnolia yapmadım. Tabii. Ama ben de çok fazla yapmıyorum. Bize hazır geliyordu. Ha. Meyveli magnolia geliyordu. Bu kesinlikle bir magnolia olarak görmüyorum zaten. Bu magnolia değil. Neyi eksik? Ne bu? Meyveli, biz meyveli magnolia satıyorduk yani. Sadece muzlu ve çelikli de biliyorum ben. Yani daha fazla yani var mı? Meyveli derken. Çok çeşidi var. Benim ağrım tatlıcı. Her şey koyulabilir mahalleli içine. Mahalleli tarzına gelmiş, evet. Her şey ama olabilir. Kesinlikle pirinç olmadığı bariz. Hatta ben incirlisini bariz. Çok seviyorum. Yani tatlıdan da anlarım. Çünkü benim abim tatlıcıdır kendisi. Bunun her türü yapılır. Damak zevkine göre uyumlu olduğu müddetçe. Peki bunu konuşalım tabii biz. Beğenmedin mi Cüneyt? Evet, onu yani, söyleyecektim de. Pek beğenmedim. Neyi söyleyecektin? Soruyordum da Cüneyt Bey araya girdi. Peynir kullanmadınız mı? Hayır. Kullanmadınız. Yani bu normal bir muhallebi. Neden magnolia'ya peynir konuluyor mu? Peynir, ben yoğurt bilmiyorum. Kullanan var, evet. Krema. Ben kullanmıyorum. Krema. Yani, ben de kullanmıyorum. Şöyle, İçerisinde normalde tarifinde krema. Yok. Krema. Krema. Yok. Aslında var. İsteğe hayır. Göre. Hayır. Ben kullanmıyorum. Yok. Evet. İsteğe ama hani isteyen koyabilir. Krema kullandım içerisinde. Krema kullandım. Evet. Ben de duymadım. Ben de krema kullanıyorum. Krema kullandım. Evet. Bence şey tamamen muhallebi gibi. Muhallebi gibi. Bildiğiniz muhallebi, evet. Bebeğe verilen muhallebi. Yani pirinç unundan eskiden yapardık çocuklarımıza mama diye yedirirdik. Siz de bebek gibi çok tatlısınız. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Siz bugün sanki biraz güzel ama. Kesinlikle. Çiçekler, tatlılar. Ben farkındayım zaten ve zevk alıyorum oynamasına. Neden ben dün Gülcan Hanım'a... demedim mi çok güzel olmuşsun, saçınıza taktığınız aksesuar çok güzel söyledim. Ben iki gün onun evine ilk gittiğim gün mü mesela? Evine ilk gittiğim gün bana öyle davran... Yine de döndüm size dedim ki gözlerinizin rengi çok güzel. Dedim mi demedim mi? Dediniz. Evet. Ama siz benim o gün tekrar tekrar bu konuyu açmaktan o kadar sıkıldım. Hayır konuyu açmak değil. Sanki şey gibi hani şu an Sibel Hanım diyor ki bir bakın, saniye bak beni bir dinler. Şu buyurun, an Sibel Hanım buyurun, sizin masanızda dinliyorum. Olduğumuz için bugün Gülcan Hanım'a iltifat ediyorsunuz ve bugün Gülcan Hanım'a çiçek getirdiniz gibi söyledi. Ama ben sizi iki gündür tanıyorum ve ben size iki gündür hiç yani iltifat ettim. Ettim yani. Güzel şeyler ben hep söylerim zaten. İltifatınızın yanında bayağı bir şeyler de söylediniz. Ben bugün de söyledim isterseniz. Yok, benim ev hanımlığıma laf söylediniz. Yok oralara girmeyelim, yani çıkamıyoruz. Bunları da söylediniz o yüzden peki. Hani bunu konuşmanın bir anlamı yok. Ama siz de sürekli hep dile getirin. 28 yıllık ev hanımıyım. Evet öyleyim. Ve ben buna güveniyorum, onun için 8 çeşit yemek yaptım. Ha güzel olmamıştır, o ayrı bir şey. O yüzden ama yetişemediniz. Mı? Evet o yüzden de yetişemedim, masamı kuramadım. Evet ama bundan sonuçta da, menünün tam olması, masa karşılama ve nasıl tek ağırlama tek 4 diledim. Tane şeyimiz var değil mi yarışma sürecinde? Sakin konuşuyorum değil mi Sibel Hanım? Gülcan Hanım. Siz özür dilediniz. Teşekkür ederiz yine. Tamam. Dün ama kabul etmediniz benim özürümü. Yok kabul ettim. Ben özürden de size sonra, ne dedim? Özürden özür dilemek erdemdir dedim. Siz özür dilerken. Olay ben anlamadım. Siz özür dilerken biz eleştiri peki, yapmayalım. Artık puanlamaya geçmek durumundayız. Evet şimdi puanlar konuşacak. Buyurun Gülay'a gelen puanları görelim. Bugün hepsinden en az 5 ya da 6 bekliyorum. Çünkü Gülcan Hanım'da ilk gün masa yoktu, karşılama yoktu, kıyafet yoktu, menüde eksikler var. Ayrıca yakmış, etler yanıktı. Ona rağmen gidip Ala Bey ona 4 veriyorsa, bugün ben hiç yemek bile yapmamış olsaydım, menümü yetiştirememiş bile olsaydım bana en az 5 vermek zorundaydı. Çünkü onu şık bir kıyafetle, şık bir masaya oturtturdum. Hiçbir şey olmasa da 5 almak zorundayım. Evet, haftayı yarıladık bile. Bugün de Gülay yarıştı, yemekleri yarıştı. Bakalım sizin puanlarınız nasıl olacak? Evet hadi bakalım herkes yazsın puanını Gülay için. Tabii ki her zaman söylüyorum. Beğendiniz beğenmediğiniz yemekleri tekrar bir hafızalarınıza canlandırın. Kontrol edin. Evet herkes yazdı gördüğüm kadarıyla. Herkes emin mi puanından yazdığı puandan? Değiştirme hakkımı kullanmak istiyorum Zöylan'ın diyen varsa onu o şansı tanıyabilirim. Hayır. Peki. O zaman bugünkü açık oylama aşçımız Cüneyt'in puanıyla başlayacak. Evet Cüneyt, bakalım kaç puan vermişsin Gülay'a?
Ben Gülay'a 3 puan verdim. Neden diyeceksiniz? Gerçekten hiçbir yemeği beğenmedim. Sadece masası ve giyinişi şıklığına verdim ben. Kapatabilirsin. Dün de sanırım hala 3 verdim. Teşekkür ederim. Evet, ona da 3 verdim. 3 verdin. Hani, salata beğendim, tatlıyı da beğendim. 3 verdim. Yok, tatlıyı beğenmedim. Bana 1 verdi her şeyi. Tatlıyı beğenmediniz mi? Tatlıyı pek beğenmedim. Fena olmamış dedim ama beğenmedim. Bana. Kayıtlara bakalım. Fena olmamış dedim. Ben haksızlık yapmam asla. Gerçekten güzel olmuş olsaydı. İlk gün yapmadınız 10 bile verebilirdim. İlk gün yapmadınız mı? İlk gün yapmadım. İlk gün ben bir şey görmedim ki vereyim yani. Yazık. 8 çeşitli bir yemek vardı. Gerçekten yazık. Cüneyt Bey, böreği yediniz ve böreği beğendim dediniz az önce. Evet, yediniz yarısına kadar ve dediniz ki börek güzel olmuş. Hayır. Evet, kulaklarımla duydum. Hala beş. Siz mi beğendiniz? Ben söylemedim. Ama çorbayı da dediniz ki tadı gayet güzeldi ama sadece suluydu dediniz. Sonuçta ona da bir yorum yaptınız ve beğendiğinizi söylediniz. Sibel Hanım. Tatlı da sonuçta muhallebi kıvamında bile olsa tatlıydı. Geldi mi? Melutan mıydı? Yazdığımın haricinde bir şey getirdim mi önünüze? Getirmedin ama. Hepsi vardı bizim... değil mi? Hepsi vardı. Birebir çilekli yazıyordu, çilekli vardı. Yeşillik yazıyordu, yeşillik vardı. Ama bizim börek yazıyordu, börek vardı. Yeşillik. Değil mi? Hepsi vardı. Bize hitap eden bir şey yoktu masada yani. Öyle. Şimdi diyeceğim. Dün dediniz ki Lübnan yemekleri hitap etmiyordu. Yöresel değildi. Abicim yayla çorbası, Cüneyt Bey yayla çorbası. Su gibiydi yayla çorbanız sizin ya. Tamam, siz köyde yayla çorbası içmiyor musunuz? Ben içtim. Tamam, isminden... Yoğun olur yayla çorbası, su gibi olmaz. Ne kadar yoğun olur? Hiçbir tadı ve tuzu vardı. Ben bir şey anlamadım çorbadan. Ama dediniz ki tadı ve tuzu gayet yerindeydi dediniz. Ben de bir kelime kullanmadım yani. Tamam, verdiğiniz puan için teşekkür ederim. Peki, Gülcan'a geçti puan gösterme sırası. Evet Gülcan, senin de puanını görelim. 3. Sebebine gelince, karşılamanız, masanız, yemeklerinizi beğenmedim. Zaten bunu dile getirdim. Karşılamanızdan ve bana davranmış olduğunuz hitaptan dolayı puanım 3. Bunun akabinde bir rahatsız eden bir durum var. Onları zaten hiç puanlamaya katmadım. Yemeklerde bakın yemekleri çünkü... beğenmedim. Yemekleri beğenmedim ama yorum yaptığım zaman da surat ifadeleriniz, mimikleriniz dalga geçer gibiydi. Yok hayır, gayet de samimiydi. İkincisi evet öyleydi. Mimik hareketleriniz, umursamadınız bizi. Ne yapsaydık? Kavga ortamı mı yaratsaydık? Lütfen ben konuşuyorum önce. Bizi umursamadığınızı hissettirdiniz. Ama buna rağmen ben size 3 puan veriyorum. Çünkü masa düzeniniz. Bugün yemeklerimin hepsini tam bunlar, yapmazdım. Ve ben, sizi umursamamış gibi, olsaydım bugün oldunuz. Şık bir masaya oturmazdınız. Lütfen ama biz yemeği beğenmediğimizi söylediğimizde siz ne dediniz? Ben böyle seviyorum. Sizin evinize geldiğimde de ben böyle seviyorum dediniz. Ailemle böyle bir sofrada yemek yiyorum dedi. Ailemle böyle bir sofrada yemek yiyorum dedi. Asla öyle bir şey ailemle demedim. Ailemle birlikte böyle bir masada oturup yemek yiyorum böyle dediniz. O, aynen ben böyle kuruyorum masamı dedim. Ben hatta size dedim ki bizi ailenizden biri olarak görüyorsanız eğer gelip size yardım etmek istiyorum aile, dedim. Bakın siz lafları kaldın, çarpıyorsunuz. Ama mesela dün Ayla Bey bak ben hiç puanlamadığı şey yapmadım. Peki. Mutfağına çok rahat bir şekilde gittim. Demek ki bugün çok hızlı bir servis vardı ki kimse kalkıp mutfağa gitmedi. Evet, bugün kimse mutfağa gidemedi. Çünkü çok hızlı bir servis vardı. Enerjim. Servise de böyle hızlı bir şey. Hayır, neden kolay bir şeyler? Sonuçta siz tabağa kesinlikle koyarken bir emek harcamadın mı ben buna? Her şey hazırdı yani, makarna zaten. Yani, eleştiriyorsunuz sonra da, bakın aynen bana diyorsunuz ya umursamıyor diye. Evet, Ayla Bey yanınızda eleştiri yapıyor. Yapıyorsa... Bu şimdi çok ciddi bir eleştiri mi? Sonuçta ben de güler yüzlü bir kadınım ve bir şey söylediğinizde sizi gayet bakın, böyle bir şekilde... Bakın üslup çok önemli. Üslubunuz çok saçma. Neden? Üslubumu bozdun lütfen, mu? Lütfen evet bozdunuz. Mimiklerinizle kabul etmediniz bizi. Lütfen, nasıl kabul etmedim? Biz misafiriz. Biz al... Bir, ben verdiğiniz puan için teşekkür ederim. Peki görmedik evet. Yani. Misafirlik evet. Görmedik. Şimdi Sibel'den puan göreceğiz. Böyle açık sesli olarak da tekrarlar mısın puanını? Puanım 3. Sebebine gelince, ben yemeklerini beğenmediğimi söyledim zaten. Fakat gerçekten güler yüzle karşılaması, masasının düzeni, menüsünü yetiştirmiş olması benim için yeterliydi bu puanda. Ama böreği beğendiniz. Böreği beğendim derken siz dediniz nasıl ki... Nasıl yani beğendim şöyle derken? Sonuçta masadaki bir şeyi beğendiniz. Evet, masadaki bir şeyi beğendiğim için de onu ekledim zaten. Bir şeyi beğendim, bir şeyin de puan etkisini verdim. Ama beni... Üç müydü? Evet, üçtü. Çünkü zaten arası canlı bir tek börekti. Beğendiğim bir şey börekti. Ben böreği kalkıp
Daha yüksek bir şey veremezdi. Dün Ala Bey'in de arasacağı bir tek patatesti. Sarımsakların içindeki bir patatesti. En azından zaten. En azından böreğe ben bir emek harcadım. Yufkamı serdim, içini sürdüm. Ama ben onu beğenip bir puanı vermiş olsaydım. Sonuçta ya da fırında bir dakika bekledi. O arada koşuşturmacamın arasında ben onu Hanım, yakmadan şeyle, sizin önünüze servis yaptım. Hayır, madem neden? Şey söylediniz, bir tane de bulundunuz, ben size açıklama yapayım. Eğer ben Ala Bey'in dünkü patatesini beğenmiş olsaydım ve yüksek puan verseydim, o zaman sizin bir tek börek dememi eleştirmenizi normal karşılardım. Ama ben sizin ben zaten onu kendisinin patatesini beğenmedim. Beğendiğim şeyin fazlasını verdim ve puanınızdan yüksekti. Fakat beni daha çok rahatsız eden bir şey vardı. Mesela? Gülcan Hanım'a şurada katılmıyorum. Gülcan Hanım bence biraz hani orada anlatırken aktarım yanlışlığı yaptı ama. Şöyle, biz Gülcan Hanım'a gittiğimizde bizi mesela eleştirilerimize çok sert bir dille cevap verdi. Bence bu bir usluk bozukluğuydu. Siz de çok umursamaz cevap verdiniz. Mesela ben size bir şey söylüyorum. Size diyorum ki işte bir şey söyleyeceğim, içecek doldurayım geliyorum. Enerji demek. Dinledim. Göz kuntağı var. Yani evet. Eleştiriyi karşılamak yok. Bence umursamamak değil. Bitireyim ben, ondan sonrasında devam edin. Eleştiriyi karşılamak yani yorum yapmak, umursamadan böyle hım diye cevap vermek değildir. Bence neden bunu demedim? Hepinize gayet güzel eleştirilerinize cevap verdiğimi cevap düşünüyorum. Cevap vermediniz, göz göze gelmek bile istediniz neden? Bazı ama yerlerde. Ama dediniz ki gayet sert bir şekilde çıkıştı. Bakın, konuştunuz dediniz yani. O bir usluk bozukluğunuz. Sizinki de farklı bir şekilde. Siz de alaycı bir tavırla aynı. Parmağınızla beni göstermesiniz. Gelirken tabağınızı, bardağınızı gayet eleştirdiği için söylüyorum. Şundan dolayı kendisi de eleştirdi. Hayır, benim parmağınızla işaret yani etmeyin. Yani hijyenik bir şekilde size servis yapmama hiçbir şekilde puan vermedin. Yine incir çekirdeğini doldurmayacak bir sebepten. Ama olay bambaşka yerlere gitmeden toparlayalım. Ve 3 verdin. Teşekkürler üç Sibel. Teşekkür ederim. Doktorumuz Ala'dan geliyor şimdi son puan. Bugünün son puanı. Evet Ala, sen de paylaş lütfen puanını. 3. Özellikle de altını çizmişsiniz. Evet, tebrik ediyorum doktor. Evet. Ben yemekleri beğenmedim. Çok basit bir menü. Makarna. Makarna zaten çok basit bir şey. Bir de rahatsız edici bir şey vardı. Mesela? Biz yemek yerken eleştirirken evet. Siz maşallah yiyorsunuz. Evet, bizi kendim onu yaptım. Niye? Evet, yani 2 gündür aç kaldım zaten. Yemese miydim? Ama yemek tarzı güzel değildi. Nasıl yemek tarzım güzel değil böyle, ya? Böyle bir şeyler yapıyordunuz yani gerçekten. Abartı buldun hareketini. Evet, abartı. Yani biz misafiriz. Biz bir misafiriz, iki yarışmadayız yani. Ciddi tamam, olmamız lazım. Gayet ciddiyim zaten. Değildiniz. Neden sizi dinlerken yemeğimi yedim tabağımdaki? İşte dinlerken. Bitirmemem mi gerekiyordu tabağımı? Yok, bitirir mi? Neden? Bitirebilirsiniz tabii ki de. Şimdi ağzım doluyken konuşmamam lazım yok, zaten. Yok. Mesela biz diyoruz ki evet. Kıvamamış. Ciddi. Çok güzel olmuş. Aynen, evet, bu ciddi değildiniz. Zaten. Biz kendi fikrimize beyan ettiğimiz, bize soruyorsunuz evet. Nasıl diye. Yorum yapıyoruz ama siz onu alaycı bir tavırla çok güzel diyorsunuz. O kastettiği bu. Yani yemek tamam, şekli derken bu. Tamam, herkes kendi fikrini söyledi. Ben de o an size fikrimle birlikte o cevap verdim. O sizce doğru bir ne demeliydim? Doğru bir şey. Yani tabii. Yok ne yok, demeliydim? Tabii. Evet, size katılıyorum. Çok kötü yemekler yapmış. Bunu tabii bekliyordunuz. Tabii ki hayır. Ama şöyle. Yani ne demek evet. Bekliyordunuz? Ben de gerçekçi oldunuz. Olmak da güzel bir şeydir. Peki. Yani. Maalesef yani puanlar böyle. Yarın da herhalde Sibel sen yarışacaksın. Evet, bakalım bir Gaziantep'li kızı olarak nasıl hiç bir performans. Hiç katmayalım Gaziantep'li, hiç yok çünkü içinde. Hiç yok, yok yani Gaziantep yok. Hayır, yemek olarak demedim, bir Gaziantep'li kızı olarak. Herhalde el lezzeti geçmiştir İnşallah anneden İnşallah geçmiştir. Umarım yetiştirebilirsiniz. İnşallah. Umarum çok hızlısınız. İyi temennilerini sundu sana. Evet. Ya kolay olsa. Umarım enerjik bir gün. Sibel Hanım, geçirmeniz hazırlıyorsanız kesin yetişir zaten. Yani görelim, yarın yaşayalım, görelim. Evet, peki. Elin emeğine sağlık Güler. Tekrar tebrikler, bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Sizlere de afiyet olsun diyorum. Seyircilerimize de diyorum ki hadi yarın Sibel'in evinde buluşmak üzere. İyi akşamlar.